merhabalar. Saatlerimiz 14.30'u gösteriyor. Güne bakışla karşınızdayız. Öncelikle ekonomi bloğunda piyasaya ilişkin ayrıntıları konuşacağız. Sonrasında hem Türkiye'nin hem dünyanın gündemine elbette bakacağız. Ama hani Türkiye'nin gündemi Atatürk'tür. Benim için de bugün simsiyah, kapkara bir gündür. Özlemle, minnetle, hasretle anıyorum Mustafa Kemal Atatürk'ü. İyi ki onun çocuğuyum, iyi ki onun kızıyım diye bir kez daha söylüyorum. Gerçekten benim çok zor geçirdiğim günlerden biridir. Enver Erkan'la birlikteyiz. Hoş geldin Enver. Hoş bulduk Mine. Şimdi ekonomi tarafıyla başlayacağız elbette. Evet. Ne oluyor, ne bitiyor tarafına konuşacağız. Hafta sonu çok hareketli bir gündemimiz vardı. Bir tarafıyla yurt dışını, bir tarafıyla yurt içine takip etmek mecburiyetinde kaldık. İşte Biden tarafını takip ettik. Sonrasında döndük Azerbaycan-Ermenistan tarafını takip ettik. Şimdi yeniden bir ateşkes var. Onun yaratacağı bir iyimserlikle mutlaka piyasa tarafında olacaktır. Aşı haberlerini peşine takip ettik. Ardından Berat Albayrak'ın görevi bıraktığını, görevinden affını istediğine ilişkin açıklamalar, bunun bir türlü doğrulanmaması ya da yalanlanmaması, dolayısıyla resmi bir açıklama olmadığı için bunun üzerine pozisyon almanın çok güçleştiği bir süreç. Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması, Naci Ağbal'ın yeni başkan olarak göreve başlaması derken hakikaten böyle baş döndüren bir hız vardı piyasa tarafında. Fiyatlamalar da benzer şekilde dün hem döviz tarafında hem de Borsa İstanbul tarafında çok hareketliydi. CDS'lerde 450'lerin altına doğru gelmiştik. Sabah 470'lerde gördüm, 456 gördüm yanılmıyorsam. 1235 seviyesindeyiz. Borsa İstanbul tarafında 8.23'e yeniden geldik. Döviz tarafında dolar TL'de altında bir hareketlenme var. 1876 dolar ons başına geldiğimiz nokta. Dolar TL'nin biraz geri çekilmesiyle birlikte 500 liranın hemen altında fiyatlanan bir gram altından bahsediyoruz. 496 diyeyim ve hani bu fiyatlamalar bir piyasacı gözüyle sana ne anlatıyor? Önce o tarafla başlayalım. Evet, programa girerken çok güzel belirttin. Aslında gündemimiz bizim her zaman Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla, özlemle anıyorum ben de. Fikirlerini yaşatıyoruz, yolundan yürümeye devam ediyoruz. Çok yoğun bir süreçten geçiyoruz. Dediğin gibi yurt dışında Amerikan seçimleri, koronavirüs aşısı, bununla alakalı haber akışları, bundan sonra Joe Biden nasıl devam edecek beklentileri... İçeride tabii malum ekonomi yönetimine ve para politikasına ilişkin önemli görev değişiklikleri ki bunlar özellikle yakın dönem yaklaşımı açısından köklü değişiklik potansiyeli de oluşturan gelişmeler elbette. Tabii sürüncemede olan bir gün geçirdik. Malum Sayın Albayrak'ın istifa haberine ilişkin ne bir doğrulama ne bir yalanlama gelmemesi konusunda yaklaşık 24 saatlik bir süreç geçti sanırsam arada boşlukta olan ve sonrasında Sayın Lütfü Elvan'ın yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandığını öğrendik. Tabii geçmiş hükümetlerin ekonomiyle ilgili bakanlıklarında bulunmuş eski Kalkınma Bakanımız güncel pozisyonda Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı'ydı. Ve tabii bundan sonraki süreçte de ekonomi yönetimi ve para politikası arasındaki koordinasyon durumuna bakmak durumunda olacağız. Çünkü malum Sayın Naci Ağbal yeni Merkez Bankası Başkanı olarak atandı ve bu da muhtemelen para politikasına yeni bir yaklaşım demek olacaktır. Çünkü malum TL'nin yaz aylarından beri sürdürülemeyen bir değer kaybı söz konusu ve bu süre içerisinde de Merkez Bankası'nın uyguladığı bir takım sıkılaştırıcı politikalar söz konusu. Merkez Bankası bu süreç içerisinde dolaylı hamleler de yaptı. Direkt hamleler de yaptı. Daha çok dolaylı hamleler yaptı. Piyasa likiditesini kontrol etmek suretiyle bir sıkılaştırma yaptı ama bir taraftan piyasa faizleri artarken, ekonomiyi yavaşlatıcı etkide bulunurken bir taraftan da liradaki değer kaybının devam ettiğini ve bunun da yüksek enflasyon risklerini arttırdığını gördük. Yani amacına ulaşmayan bir sıkılaşma durumu söz konusu. Şimdi bu aşamada sıkılaştırma olması da zaten biraz evet, piyasayı rahatsız eden bir zaten evet bu para politikası sıkılaşmasının devamlı ve güvenilir görülmemesinin en önemli nedeni bir etraftan dolanarak yapılan bir sıkılaşma olmasıydı.
Yani biz çünkü 2018'den beri sade bir para politikası zemininde politika faizini indirerek veya arttırarak hamlelerde bulunuyorduk. Bunun biraz dışına çıkılması, bu planın biraz dışına çıkılması buradaki algıyı biraz bozdu doğal olarak. Ve normalde evet faizler arttığı zaman TL'nin bundan olumlu yönde etkilenmesi gerekir. Ancak bu etkiyi yaratamadı. Çünkü biz ortodoks para politikası görüntüsünden uzaklaşan bir plan çizdik şu ana kadar. Eylül toplantısı bir politika faizi artışına işaret etti. Ekim toplantısı bence kırılmanın olduğu noktaydı. Çünkü orada yine faiz artışı olmadan geç likidite penceresi etrafında yine piyasa likiditesinin kontrol edilmeye devam edileceği mesajı verildi yoğun bir şekilde. Şu an Merkez Bankası günlük fonlamayı çok yoğun bir şekilde geç likidite penceresine yaklaştırıyor. Yani bu geç likidite penceresinin şu an 14.75 olduğunu düşünecek olursak PPK'ya kadar buraya kadar olabildiğince yaklaşmış olacak günlük fonlama faizi. Yani şu an piyasada geçerli olan Merkez Bankası'nın faizi nedir diye sorulduğunda verilecek olan cevap günlük fonlama faizinin oluştuğu nokta. Politika faizinin bir efektiflik durumu şu anda söz konusu değil. Mesele şu an daha ağırlıklı çok... Ağırlıklı ortalama fonlamadan bahsediyorsun değil mi? Evet, ağırlıklı ortalama fonlamadan. Neredeyiz ağırlıklı ortalama fonlamadan? 14,20. 9 Kasım'a göre 14,20'deyiz. Tabii bugün biraz daha bunun üzerine çıkar. Bir hafta 10 gün öncesine baktığında 12'lerdeydi. 12'yim özellikle. Burada tabii Merkez Bankası alabildiğine kıstı ucuz fonlama kanallarını. Hı. Ve bankalar çok yoğun bir şekilde günlük borçlanmada geç likidite penceresine yöneltiliyor. Ki bu normalde biliyorsun normalde bir acil durum fonlama tabii aracıdır. Ve geçmişte geç likidite penceresine yöneldiğinde bir banka dikkat çekerdi. Şu an hemen hemen herkes onu kullanıyor durum var. Yani normalleştirilmiş bir nevi de facto bir politika faizi oluşmuş durumda orada. Şimdi önemli olan burada Sayın Ağbal'dan ne bekleniyor? İlk verdiği mesajlar olumluydu piyasaya. Merkez Bankası'nın mevcut araç kitini değerlendirecek ve olabilecek gerekli olan her türlü adıma atılacağı mesajını verdi. Fiyat istikrarına vurgu yaptı. Merkez Bankası'nın iletişimine vurgu yaptı ki bunlar sürekli olarak konuştuğumuz konular. Merkez Bankası'nın iletişimi, öngörülebilirliği, şeffaflığı konusu. Yani şu an piyasa biraz da şahin bir Merkez Bankası'ndan umutlu diye düşünüyorum. Ve ortodoks para politikası zemininde alabildiğine basit ve direkt hamlelerle bu işin ilerletilmesi şu noktada önemli. Bu bakımdan 19 Kasım'da da önemli bir sınav verecek görünüyor Merkez Bankası. 19 Kasım'da bir faiz artışı, hatta soruyu şöyle sorayım, dramatik bir faiz artışı bekler misin? Yani 300'ler, 400'ler. Şimdi tabii eğer politika faizi artacaksa eğer bunun dramatik bir faiz artışı olması gerekir. Yani 200 yetmeyecek. 200 yetmez çünkü zaten... Yani politika faizini arttırdığı zaman bu efektiflikte bir ilave sıkılaşmaya işaret etmiyor. Çünkü şu an zaten piyasada geçerli olan faiz %14'ün üzerinde. Ve geç likiditenin de 14.75'te olduğunu düşünecek olursak, politika faizini tekrar efektif bir anlamda oyuna sokmak istiyorsak, bir defa burada ek sıkılaşma etkisi yaratacak bir hamle olması gerekir. Bu da politika faizinin en az %15 üzerine gitmesi demek olacaktır. Ki şu an 10.25'te olduğunu düşünecek olursak, bu noktada bu aşağı yukarı 500-600 bas puanlık bir faiz artışına işaret eder. Tabii burada değişik alternatifler de olabilir. Faiz koridorunun arttırılması veya yine geç likidite penceresi üzerinden gidilmesi ama geçmişte piyasanın bunlara verdiği tepkiler ve uysal dönemindeki hamlelerin de bu minvalde olduğunu düşünecek olursak eğer bunlar çok bence piyasanın olumlu tepki vermeyeceği ve yine arka kapı sıkılaşması olarak değerlendireceği hamleler olur. Dolayısıyla şu anda Sayın Ağbal yönetiminden beklenen politika faizinde bir artış bence bundan ve TL'nin dün çok yoğun bir oranda vermiş olduğu pozitif tepkinin de bu ortodoks politikalara ve yüksek faiz artışına izin veren politika duruşuna dönüş yapılacağı beklentileri olduğunu düşünüyorum. Peki şimdi bakalım fiyatlamalara da dolar TL düne göre %2,25 kadar tekrar yükselmiş görünüyor. Dün biraz daha farklı bir fiyatlama, TL pozitif bir fiyatlama söz konusuydu. Özellikle bankacılık endeksi tarafında alımların gittiğini gördük ki şu anda da bankalarda hala bir yukarı yönlü hareket olduğunu söylemek mümkün.
Nasıl değerlendiriyorsun borsa tarafını ve döviz tarafını? Şimdi 19 Kasım'da eğer bir faiz artışı, dramatik bir faiz artışı eğer gelecekse 7.90'lar, 7.70'ler, 7.50'ler gibi rakamları telaffuz etmeye başlar mıyız dolar TL'de? Tabii. Kademeli olarak soruyorum tabii. Geleneksel anlamda bir sert politika faiz artışına gidilecek olursa son dönemde TL'de oluşan, kurda oluşan köpük alınır diye düşünüyorum. Hatta bir süreç bile başlatma durumu söz konusu olabilir bence. Ve tabii şu aşamada evet TL'nin oldukça hareketli olduğunu görüyoruz. Geçen hafta 8.50'lerdeydi kapanışta. Bu hafta ilk günde 8 bandına kadar geriledi. Sabah yine çok hareketli olduğunu gördük. 8.38 seviyelerine doğru çıktı. Şu an biraz da 8.30 seviyelerine en son baktığımda oralardaydı. 8.22-27'deyiz. Evet, biraz bu 8.20-8.30 seviyelerine bir dengelenme aşaması içerisinde. Yani ilk heyecanı atlatıp bir dengelenme durumunda olan bir TL görüntüsü var. Borsadaki hareket ilk başta bankalarla başlamıştı. Tabii bankalar bu sıkılaşma beklentilerinden şu aşamada en pozitif yönde etkilenecek olan sektör olarak görünüyor. Malum kredi risklerinin azalması anlamında şu an bilançolarındaki o kredi büyümesini azaltmaları önemli bir durum. Ki hafta sonu Sayın Ağbal banka müdürleriyle görüşmüştü, bir toplantı yapmıştı. Burada da sektörün talepleri, başta aktif rasyosu olmak üzere ki muhtemelen bunun BDDK ile ve TCMB ile arasındaki koordinasyon çerçevesinde ilerleyen dönemde daha da gevşetilmesi veya kaldırılması durumu da söz konusu olabilir. Ben bankaların bunun kaldırılması tarafında olduğunu, bunu talep ettiklerini düşünüyorum şu aşamada. Çünkü hala belli oranda kredi vermek durumundalar rasyoyu sağlamak için. Ki bu dönem bence biraz daha o kredi büyümesi anlamında frene basmaları gereken bir dönem. Risk yönetimini daha çok ön plana çıkarmaları gereken bir dönem. Ve tabii ki para politikası beklentileri, ki bu noktada da bence genel olarak sektörün görüşünü yansıtan bir konsensüsün ben ortaya çıkmış olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası'na iletilen fikirler anlamında. Dolayısıyla bu sıkılaşma artı normalleşme süreci içerisinde eğer Ekim ayı PPK'sı gibi bir durumla karşılaşmazsak, eğer bu süreç ileriye doğru götürülürse basit para politikası hamleleriyle beraber, bu süreç içerisinde TL'nin değer kazanımı ve banka hisselerinin öncelik ettiği bir endeks görüntüsünü görmemiz mümkün olabilir. Tabii bu aşamada gerek para politikası yönetimine gerekse de ekonomi yönetiminin oluşturacağı güven unsuru çerçevesinde atılacak adımlar da önemli. Çünkü şu aşamada para otoritesinin ve ekonomi otoritesinin bir koordinasyon halinde çalışmasının oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Yani para ve maliye politikalarının da uyumlu bir çerçevede olması, büyüme enflasyon dengesini gözetecek bir noktada olması lazım. Çünkü biz büyümeye çok fazla odaklandık ve fiyat istikrarı bu noktada çok arka planda kaldı. Fiyat istikrarının arka planda kaldığı bu dönemde ise enflasyon risklerinin biz gitgide arttığını gördük. Hatta o beklentiler biraz kontrolden çıkma eğiliminde doğal olarak. Ve tabii küresel anlamdaki gelişmeler, yani şu an atlamamız gereken durumlardan bir tanesi Joe Biden'ın Amerikan başkanlığı. Hı hı. Ve ilerleyen dönem tabii ki Amerika-Türkiye ilişkileri. Burada bir soğuma riski söz konusu olabilir. Çünkü Trump'ın Türkiye'ye yaklaşımı ve Biden'ın Türkiye'ye yaklaşımı arasında farklılıklar söz konusu olacak. Türkiye'nin NATO üyeliği, Rusya ile ilişkileri, Orta Doğu siyaseti anlamında Biden'ın Trump'a göre çok daha sert bir duruş sergilediğini biliyoruz. Bu noktada son iki yılda Trump yönetimiyle olan ve sürüncemede kalan kongre aşamasında yaptırım konuları olsun başta olmak üzere, bunların tekrardan gündeme gelmesi durumu ileride oluşacak siyasi gelişmeler çerçevesinde olabilir. O yüzden Türkiye'nin de çok hassas bir denge içerisinde dış siyaset anlamında, özellikle Amerika ve Rusya ile ilişkileri anlamında çok hassas bir noktada durması gerekecektir. Ve tabii piyasaya asıl coşkuyu veren de aşağı haberleri oldu.
Pfizer'ın açıklamaları, BioNTech'in açıklamaları çok önemli. %90'lık bir başarıdan bahsediliyor. Ama tabii finans piyasasına olan etkiler ve reel hayata olan etkiler aynı minvalde olmayacaktır. Tabii. Yani bunun bir kitlesel anlamda bir kullanıma aşılması, açılması anlamında biraz yani 2021'in ilk birkaç ayı gibi bir süreç. O da en iyimser tahminle söyleyebiliriz bu noktada. Ama tabii aşı önemli bir oyun değiştirici ve sadece Pfizer, BioNTech anlamında değil, mesela AstraZeneca'nın da çalışmaları var, diğer firmaların da çalışmaları var. Hatta Ruslar'da Sputnik 5 aşısının çok başarılı olduğunu iddia ediyorlar. Bu noktaki gelişmeleri piyasalar sindirecektir. Aşılması gereken bazı bariyerler var. Ve tabii Biden'ın ofise geçeceği süre içerisinde mali teşvik, belki mali teşvik paketinin gecikmesi durumunda Fed'in daha aktif olması ve Biden'ın kabinesinin kimlerden oluşacağı, hangi isimlerle çalışacağı konusu bu noktada önemli aşamalar olarak görünüyor. Şimdi bir tarafıyla aşı haberleriyle birlikte yurt dışı piyasalarda da ciddi bir hareketlenmeyi gördük. Onları da takip eden bir, dolayısıyla Türkiye var senin de anlattığın üzere. Geleneksel olarak da aslında biz hele ki bu Kasım'ı da atlattıktan sonra, Amerikan seçimlerinin olduğu bir Kasım'ı atlattıktan sonra bir Noel Baba rallisi bekler misin? Aşı haberleri olabilir, var, Amerikan tabii, seçimleri atlatılmış. Aşı ve Amerikan seçimlerinin atlatılması bence buna temel dayanak oluşturabilecek faktörler. Ve piyasa aslında önemli ölçüde Biden galibiyetini de kutladı diye düşünüyorum. Özellikle burada Biden eşittir mali genişleme olarak değerlendirildiği için şu aşamada demokratlara geçen başkanlığın o mali teşvik paketi, o Amerika'da çıkarılması elzem olan mali teşvik paketine yönelik beklentileri beslemesi durumu var. Ama piyasa bazı durumları da göz ardı etti. Neyi göz ardı etti mesela? Senato'nun cumhuriyetçilerde kalmasını. Yani Biden bir topal ördek olacak. Ve kanunları, kararları geçirmek için, uygulamak için Senato'daki cumhuriyetçilerle mücadele etmesi gerekecek. Bu da umulduğu kadar yüksek oranda bir mali destek paketinin geçmeyebileceği durumunu gözler önüne seriyor. Yani burada bir yine demokratlar, cumhuriyetçiler bir orta yol bulacak durumu söz konusu. Yani öyle 3 trilyon dolar seviyelerinde mali teşvik beklemeyelim. Biraz indirgenmiş bir versiyonda, biraz Trump paketi ile Biden paketi arasında ortada bir yerde buluşan bir paket göreceğiz. Ve tabii devir teslim Ocak'ta gerçekleşecek. Şu anda tabii Trump da görevi bırakacak bir başkan olarak topal ördek konumunda haliyle. Biraz 2 aylık bir geçiş sürecimiz o noktada söz konusu. Ve burada mali teşvik etkisinin gecikmesi, çünkü malum Amerika'da özellikle son istihdam rakamları gösteriyor ki kalıcılığa doğru gitmekte olan bir işsizlik oranı var. Bu sorunların çözülmesi lazım. Çünkü reel gelir azalmasının ekonomiye çok önemli yavaşlatıcı bir etkisi söz konusu. Bu tabii ki para politikasının da hedefleri tutturma anlamında, ortaya koyduğu politika hedefleri ne ilerleme anlamında efektif olamamasına neden oluyor. Dolayısıyla mali paketin gecikmesi durumu bu iyimserliği azaltabilir. Ve Fed Aralık ayında daha aktif bir durumda olmak zorunda kalabilir. Yani Fed'in Kasım toplantısı da bir seçim gölgesinde, belirsizliğinde bir no event olarak geçti. Ama Aralık toplantısı hem ekonomik projeksiyonları, güncel durumlara uyduracakları, hem de bu noktada belki ilave varlık alımları anlamında, ki ne kadar bence marjinal etkisi olur, o da tartışılır. Bunu değerlendirecekleri ve aksiyon alabilecekleri bir toplantı olabilir. Ve tabii ki Biden'ın Ocak ayında koltuğu devralmasıyla beraber oluşacak durum var bir de. Bu aşamaları bence piyasa dikkatle izlemeli bu noktada. Aşının getirdiği iyimserlik bence bir noktadan sonra yerini daha temkinli bir havaya bırakabilir. Çünkü piyasa bunun ilk başta bir coşkusunu yaşadı. Ama tabii ki aşı konusu biraz daha böyle deneysel veriler ortaya döküldükçe ve klinik aşamalara ilişkin
yeni gelişmeler meydana geldikçe değişebilen bir durum ve algısı da değişebilen bir durum ve bugünden yarına efektif olmayacağını da herkes farkında aslında. Dolayısıyla piyasa bir ilk başta o ilk coşkulu fiyatlamasını yapar. Sonrasında ise biraz daha gerçeklerin farkına varan, daha ayakları yere basan bir fiyatlama yapar. Şimdi bir tarafıyla önümüzdeki süreç işte daha bizi güvenli limanlara doğru götürmeye çalışan ya da insanların biraz daha işte enflasyondan korunmaya ya da işte bu kadar belirsizliğin içerisinde sığınmaya götüren bir süreç izletti. Ve altın da dolayısıyla çok fazla hareketliydi. Güvenli liman deyince hani enstrüman olarak ilk aklımıza altın gelir ya. Geldiğimiz nokta itibariyle 1880 dolardayız ons başına. Ons üzerinden öncelikle konuşalım. Ne beklersin altın tarafında? Ons yani güvenli liman ikisi çok işlemedi doğal olarak. Yani biraz tabii ki ezber bozan bir fiyatlama oldu ama altının biz çok yoğun bir şekilde aslında dolar ve Amerikan faizleri olan ters korelasyonunu izledik. Hatta biraz 10 yıllıkların %0.9 seviyelerine doğru gelmesi ve bir anlamda reel getiri pozisyonuna girmesi bence altının durumunu kısa vadede biraz daha sıkıntıya soktu. Dolayısıyla bu aşı haberleriyle beraber ortaya çıkan ve aynı zamanda Biden Trading ile beraber ortaya çıkan durum şu anda altının lehine işlemiş gibi bir durum ortaya koymuyor. Yani aslında şu oluşan durumun, piyasada oluşan durumun bir dolar negatif etki yaratması gerekirdi. Hı hı. Aynı şekilde bir euro ve altın pozitif şekilde bir yansıması olması gerekirdi. Bunlar şu an biraz daha ters bir şekilde gerçekleşti. Gerçi dolar endeksinde 92.78'deyiz. Euro dolar tarafına bakıyorum. Euro dolar 1.18 0.3'te. Yani biraz tabii ki çok dalgalı bir şekilde yani gerçekleşti. Çok ciddi bir aşağı geliş söz konusu ama aslında euro mesela o 1.19 kırılmasını yapamadı. Hı hı. Bakıldığı zaman altın 1900 dolar seviyesi üzerinde bir hareket gerçekleştirmekte zorlanıyor ve hatta bence biraz şu noktada Amerikan getirilerinin yukarı doğru hareket etmesi altını kısa vadede yukarı doğru potansiyelini biraz daha sınırlayacak bir etki yaratabilir. Yani biz altının bir süre konsolidasyon bandında olduğunu görebiliriz duruma göre. Tabii pandemi döneminde de sonrasında da güvenli liman etkisi çok fazla dolar üzerinden gerçekleşti. Yani algının kötüleştiği durumlarda biz doların pozitif bir şekilde hareket ettiğini, iyileştiği dönemlerde dolar negatif bir şekilde fiyatlama olduğunu gördük. Aslında normalde tabii ki dolar endeksinin düşük seviyeleri altın açısından pozitif yönde etki yaratması gereken bir noktaya işaret ediyor. Ama seçim belirsizlikleri olsun, diğer özellikle ekonomik türbülans etkisi olsun. Çünkü şu an halen bakıldığı zaman COVID vakalarının da bir kontrol altında olmadığını düşünecek olursak bunun özellikle ekonomi tarafında ilave yavaşlama etkisi yaratabilecek bir durumu söz konusu. Yani halen bakıldığında biz ekonomi açısından böyle kesin önümüzü gören bir noktada değiliz. Aşağı yukarı fiyatlamalar çok olacaktır. Ama tabii ki uzun vadede eğer ki FED para politikası değişim göstermeyecekse, yani FED aynı bu yılki toplantısında söylediği gibi 2023'e kadar hiçbir şekilde faiz arttırmayı değerlendirecek bir noktada olmayacaksa ve biraz mali teşviklerin ekonomiye doğru bir etkisi, aktif hale gelmesi durumu söz konusu olacaksa, biraz da tabii ki FED'in bu noktada Aralık ayındaki açıklamaları oldukça önemli olacak. O zaman altın açısından daha pozitif bir görüntüden bahsetmemiz mümkün olabilir. Ben altının aşırı bir düşüş kaydetmesini beklemem. Yani mevcut bantlarda belki bir kademe altında konsolide olmaya devam edebilir ama daha orta vade açısından altın için bu politika belirsizlikleri, COVID belirsizlikleri ve düşük faiz etkisi altının yararına olacak bir etkide bulunur diye düşünüyorum. Nerelere öngörürsün oralarda peki? Tabii şimdi 1900 dolar seviyeler şu an algı açısından önemli gibi görünüyor. Yani o ilk 1900-1920 dolar bandı yukarıda aşılması ve üzerinde tutunması gereken bir nokta olarak görünüyor ki biz altında tekrardan yukarı 1980-2000 dolar gibi seviyelere doğru bir fiyatlama görme durumumuz söz konusu olabilsin. Buralar bence bu kısa vadeli fiyatlamalar açısından ve altının görüntüsünün değişimi açısından
stratejik anlamda önemli eşik noktaları olarak görülebilir. Sonuçta teknik analizinde ima ettiği seviyeler söz konusu ve tabii pozisyon alırken bu seviyeler değerlendiriliyor elbette. Call put opsiyonlarının da yerleştirildiği seviyeler genelde bu seviyeler oluyor. Yani bu kırılma noktaları baz alınarak oluşturuluyor. Bu çerçevede ben aşağıda 1850 seviyeleri, yukarıda 1900-1920 bandı. Buralar aşılırsa 1980-2000 bandı altında açısından önemli seviyeler olarak görünüyor derim. Önümüzdeki günlere ilişkin risk ve fırsat olarak neyi değerlendirirsin? Tabii risk de çok. Aslında risklerin olduğu noktada fırsat da çok bakıldığı zaman. Yani şu aşamada ben biraz daha bu aşırı piyasa dalgaları anlamında özellikle çok böyle gelişmelerin, haberlerin heyecanına kapılınmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü günlük pozisyon almak oldukça zorlaştı bakıldığı zaman. Çünkü piyasalarda ima edilen oynaklık seviyeleri arttı. Haliyle bu noktada değişkenlik zaman zaman bu aşağı yukarı dalgalarında fazla olmasına ve özellikle varlık sınıfları arasındaki rotasyon anlamındaki hareketlerinde oluşmasına neden oluyor. Nedir bu rotasyon? İşte bazen biz Dow Jones'un ve S&P'nin mesela Nasdaq'a göre daha çok ön plana çıktığını görüyoruz. Bazen bu algı değişiyor. Nasdaq diğerlerine göre daha çok ön plana çıkıyor. Çünkü reel ekonomi farklı bir noktada görülüyor. Bir de tabii ki pandemi, evde kal hisseleri. Bunu yoğun bir şekilde Nasdaq hisseleri oluşturuyor. Mesela biz de o biraz daha yan defansif sektörler. Bizde teknolojinin o kadar ağırlığı yok malum. Ama tabii şu aşamada yine biz COVID ortamından kurtulamadığımızı düşünecek olursak özellikle sektörel dağılım anlamında biraz daha defansif kalınmalı. COVID'den yoğun etkilenecek sektörler tarafında sadece bence uzun vadeli potansiyeller değerlendirilmeli. Yani pandemiden sonra oluşacak durumdaki o ucuzluk potansiyeli o noktalarda değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Biraz açıkçası hisse yatırımı yapan uzun vadeli değer yatırımı anlamında hareket etmeli bu noktada. Döviz altın rotasyonu anlamında da ben biraz daha o reel getiri etkilerinin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Amerikan faizleri nerede? Ya da mesela Türk lirası anlamında dolarda mı Türk lirasında mı kalacağız? Özellikle Türk lirasındaki mevduattaki reel getiri etkisi oldukça önemli. Bu yüzden bizi tabii ki PPK'dan sonra oluşacak tablodun ben kritik olduğunu düşünüyorum bu çerçevede. Tabii yatırımcılar da bu faktörleri bence dikkate alsınlar derim. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık, ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Piyasa gerçekten son zamanlarda çok yoruyor. Dolayısıyla çok daha fazla sakin kalmaya ihtiyacımız olan günler olduğunu düşünüyorum bugünlerin. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Günün gelişmelerine bir bakalım, sonra devam edeceğiz. Saatler 9'u 5 geçeyi gösterdi. Siren sesleri çalmaya başladı. Koronavirüs testi için sıra bekleyenler ataya saygı duruşunda bulundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82. yıl dönümünde İstanbul Yeşilköy'de bulunan bir hastanenin önünde bir dakika hayat durdu. Koronavirüs için test kuyruğuna giren vatandaşlar kıpırdamadan bekledi. Araçlar ilerlemedi, siren sesleri yankılanırken kornalar çaldı. Saat 9'u 5 geçe işte böyle görüntülendi. Koronavirüs dünya çapında 50 milyondan fazla insana bulaştı. Salgını bitirecek aşıdaysa önemli bir gelişme yaşandı. Almanya merkezli BioNTech'le Amerikan ilaç firması Pfizer'ın birlikte geliştirdiği COVID-19 aşısı koronavirüsü %90 oranında önledi. BioNTech'in kurucusu ve CEO'su Türk bilim insanı Uğur Şahin konuyla ilgili açıklama yaptı. Ve ne zaman dozları gerektiğini söyledi. Bugün insanlık için harika bir gün diyen Şahin, gelişmeyi bilimin zaferi olarak yorumladı. Doz Türkiye'ye ayırmak isterim. Şahin, aşının en az bir yıl boyunca koruma sağlaması bekleniyor dedi. Sonuçlarınsa COVID-19'un kontrol altına alınabileceğini gösterdiğini söyledi. Müjdeli haber geldi. %90 başarı sağlandı.
Koronavirüs dünyayı etkisi altına aldı. Virüs nedeniyle milyonlarca kişi hayatını kaybetti. Salgını önlemek amacıyla Amerikan ilaç firması Pfizer'la Türk bilim insanı Profesör Doktor Uğur Şahin'in kurucusu olduğu Alman BioNTech şirketi aşı ve ilaç çalışmalarına başladı. İki firmanın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda aşının enfeksiyonu %90 oranında önlediği ortaya çıktı. Devam ediyoruz. Güne bakışa konuklarımı hemen hatırlatayım size. Özgür Tör bizimle birlikte ve Aydın İşkur bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi gündemimiz bir tarafıyla işte siyaset sahnesi karışmış durumda. Bir tarafıyla yurt dışında takip ettiğimiz konular elbette önemli. Ekonomi tarafını zaten takip ediyoruz. Covid-19 bizim için hala maalesef gündemimizden çıkarabildiğimiz bir konu değil. Profesör Doktor Oğuz Özyaral da bize katıldı. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk sevgili Mine Uzun. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Ben teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ben ekonomi bölümüne başlarken söyledim gerçi ama bir kez daha ben konuklarım da sizler de bir şeyler söylemek istersiniz diye konuyu tekrar oradan başlatarak açacağım. Benim için simsiyah kapkara bir gündür bugün diyerek başlamıştım. 10 Kasım dolayısıyla da Mustafa Kemal Atatürk'ü nasıl özlediğimi, ona olan minnetimin her gün içimde büyüdüğünü ve bir Türk kadını olarak onun çocuğu olmaktan ne derece onur duyduğumu, gurur duyduğumu söylemiştim. Gerçekten çok çok özledim. Her geçen günde içimdeki özlem büyüyor. Sizlere de konuyla ilgili söz vereyim, sonra başlayalım. Buyurun. Evet. Tabii bugün Atatürk'ü ebediyete intikal ettiği gün, o açıdan sizin sözlerinize katılıyorum. Üzücü bir gün ama İnsanların kendisinin de ifade ettiği gibi insanlar fani. Netice itibariyle demiş ya işte benim naciz vücudum elbet bir gün toprak alacaktır ama Türkiye hücum ilelebet haydar kalacaktır. Bu çok önemli. Önemli olan bu kurucu değerlerle, onun bıraktığı kurucu değerlerle yolumuza devam edip gösterdiği hedef nedir? Çağdaş uygarlık düzeyi, oraya çıkmak. Yani şimdi Cumhuriyet'in ilk yıllarına bakıyoruz. Bir kere şunu söyleyelim. Atatürk'ün ben ağzından direkt olarak geçmişte çağdaş uygarlık düzenine geçmek için olan altyapısı gerekli olan bütün kurum ve kuruluşlar kurulmuştur. Kurucu değerler derken ben bunu kastediyorum. Yani nedir şey, mesela ulaştırmadan bakın, işte demir yolundan ilk uçak fabrikası Kayseri'de. Bakın mesela ben Fatih çok Osmanlı tarihinde özellikle Türk tarihinde çok karın Fatih çok beğenirim. Vizyoner yaklaşımını, Allah rahmet eylesin, çok Fatih Sultan. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle, saygıyla anıyoruz. Her ne kadar üzücü olsa sevindirici tarafı yüzyıllara sirayet eden bir kişilik olması ve ölümsüz olması. Hı. Yani Türk milletinin ve mazlum milletlerin gönlünde Atatürk ölümsüzdür. Biz bunu böyle biliyoruz. Türk'ün başbuğudur. Türk ismiyle kurulan ikinci Türk devletini Atatürk kurmuştur. Göktürklerden sonra, aradan 1500 yıl sonra. Bu nedenle de Atatürk'ü anlamak, ölümünden sonraki dönemde ders çıkarmak, Atatürk'ün yolunda ilerlemek, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak Atatürk'ün fikirleriyle ancak olabilir. Yas bağlamayacağız bu dönemde hiçbir zaman. Aradan 200 yıl geçse de, 300 yıl geçse de Atatürk her zaman gönlümüzde olacak. Ama fikirleri, vizyonerliği, efendim düşünceleri bize ışık olacaktır diye. Şüphesiz. Evet. Beni Türk hekimlerine emanet edin diyor hocam. Evet, söz bana geldi herhalde. O kadar güzel bir söz ki, ben de Covid-19 sürecini yaşarken ben de haddim değil ama söylediğim en önemli söz ben Türk hekimleri, benim kendi sağlıkçılarımın beni tedavi etmesinden, benim onların elinde olmamdan büyük gurur duymuştum. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü burada tekrarlamak isterim. Ölülere matem gerekmez, fikirlerine sadakat gerekir der. Onun maddi varlığının aramızdan ayrıldığı bu 10 Kasım gününü bir matem günü olarak değil, dikkatlerimizi bir kez daha
onun bu muhteşem fikirlerine yöneltmek için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ona olan bağlılığımı ve onun bize bıraktığı eserleri edebiyata, ebediyete kadar yaşatma kararlılığımızı kendi üniversitem adına, kendim adına bir vesile olarak hatırlatmak istiyorum. Peki hocam, teşekkür ediyorum bu hatırlatmalar için. Gelelim bu koronavirüs aşısı meselesine. %90 oranında, %94 oranında başarı sağladığına ilişkin çeşitli haberler biz de paylaşıyoruz. Gelen haberleri bir umut, bir sevinç de kaplıyor insanın içini. Şu COVID meselesinden kurtulacağız artık herhalde, rahat rahat sokağa çıkabileceğiz. O günler geliyor, yakın mı acaba? Aşının bulunmuş olması çok önemli bir evredir. Çünkü bilim adına, bu çağın bilim noktasındaki adına, teknoloji adına ve tıp adına çok önemli bir adımdır. Çünkü bununla beraber arkadan gelecek olan başka hastalıklara karşı da bizim tavrımızı ve tarzımızı belirler. Sevgili Mine Uzun, yani topu topu bir yılı tamamlamadı. Evet, Çin'den çıktığı günden itibaren bakarsak 11. ayına doğru adım atıyoruz. Bu kadar hızlı bir zamanda hastalığı görmek, tanımak, tanımlamak, ilacını, aşısını bulmak ve onu insanlığın hizmetine sunabilir hızda olmak bizim için çok kıymetli. Ben bunu sadece korona olarak düşünmek istemiyorum. Bunu bilimin geldiği hız ve nokta olarak görmek istiyorum. Ve şunu da ifade etmek istiyorum. Aşılar hiçbir zaman hiçbir ilaçta olmadığı gibi %100 koruyuculuk sağlayacaktır tanımlaması yapamayız. Bana göre, bir başkasına göre, yaşa göre, cinsiyete göre, arkada yatan hastalıklara göre bu koruma faktörünün özellikleri değişkenlik arz edebilir. Ama tekrar aynı şeyi ifade edeceğim. Çok önemli bir aşamadır. Çok önemli bir noktaya gelinmiştir. Burada viral enfeksiyonlarda kullanılan aşıların da koruyuculuğunun gelen hastalığın yapısal özelliğine göre, mesela gripte %50-%50 koruduğunu söylüyoruz. Bu %90 büyük bir başarıdır. Ancak şundan da dikkatli hareket etmek zorundayız. Biz hiçbir zaman 7,5 milyar insana bu aşıyı verebilecek durumda değiliz. Tabii ki özel durumlara göre hekimlerimiz gene bunu belirleyecek. Hangi yaş aralığına göre, kime göre, kim aşılanmalıdır soruları karşımıza çıkacak. Ben gene de emeği geçen, özellikle bir Türk adının bu konuşmalarda yer alması, bir Türk hekiminin yer alması büyük onurlandırıcı, büyük gurur verici. Başarıların devamını temenni ediyorum. Ne kadar güvenilirdir peki? Şimdi bazı fazlardan geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu fazların ne olduğu konusunu sizinle daha önce birçok kez tartışmıştık, evet. Ama bu klinik testler yeterli mi acaba? Zaten şöyle bakılır olaylara, her aşılama ya da her ilaç için belli gruplar var, ikili üçlü gruplar şeklinde çalışılıyor. Faz 3 ve faz 4'e gelindiğinde gönüllüler üzerinde yapılan çalışmaların sayısını ve hızını arttırdılar. En önemli olanı bu. Daha önce yapılan çalışmalarda bir ilacın bulunması 8 ila 10 yıl arasında sürüyordu. Fakat tekrar aynı cümleyi belki söylemiş olacağım ama günümüz hız günü. Yani günümüz öyle bir noktada ki her açıdan sürekli hızlı olmak zorundayız. Ve öyle işte bunun sonucunu alalım, şunu yapalım diyemedik. Alınan şeylerle, hastalarımızdan aldığımız ya da gönüllülerimizden aldığımız yetkilere dayanarak uygulamalar çok hızlı yapıldı. Dolayısıyla da sonuçlar çok hızlı değerlendirildi. Yoksa uzun sürerdi. Bu tamamen insanoğlunun hızlı çalışmasına dayalı bir şey. Elbette belli bir sayının altında verilen sonuçları güvenilir kabul etmeyiz. Dünya insanı 7,5 milyarın popülasyon olarak kabul edip bunun üzerinden bir rakamsal değerle çalışma yapılıyor. Bunun tamamen biyoistatistiğe dayalı bir çalışma. Belli bir sayıda başarı elde edildiğinde onun uygunluğuna karar veriliyor. %90 rakamı da buna endeksli söylenmiş bir rakamdır.
Peki şimdi geçtiğimiz süreç içerisinde bu işte zatürre aşılarında yaşadık, grip aşılarında yaşadık, aşıyı hemen ulaşmak mümkün olmuyor. Sizde işte kimlerin aşılanması gerektiğine dair çeşitli tartışmalar ya da konuşmalar başlayacaktır demiştiniz. Türkiye olarak ne kadar aşı talep etmemiz gerekiyor? Bunun siparişini ne zaman vermemiz gerekiyor ve ne koşulda vermemiz gerekiyor? Şimdi burada sanırım Sayın Bakanımız buna karar verecek. Günlük hasta sayımız belli. Yani demin de ifade ettiğim gibi bu da ayrı bir bilimsel çalışma. Yani bu işin matematiği tamamen biyoistatistiksel olarak değerlendiriliyor. Kaç vakayla karşılaşıyoruz, kaç sağaltım alabiliyoruz ve bu hasta popülasyonundaki yaş aralığı, cinsiyet aralığı kime neye nasıl denk geliyor bakıldıktan sonra aylık tüketilmesi ya da uygulanması gereken aşı miktarı ortaya çıkacak. Dolayısıyla da risk altındaki grup önce aşılanmak üzere öne sürülecek. Dolayısıyla dünya bu kadar çok aşıyı bir anda üretemeyeceğine göre Türkiye'nin talebi de hasta popülasyonunun artışına göre değerlendirilecek. Aynı şekilde Almanya'da, Fransa'da da tırmanış tavan yapmış durumda. Yani bir ay öncesine kadar 20 milyonluk bir popülasyonun hastalığından söz ederken bugün 50 milyonu aşmış durumda bir nüfustan söz ediyoruz. Yani hız kazanma açısından 2,5 misline tırmanmış durumda. Dolayısıyla bu tamamen bilim kurullarının vereceği bir karar. Aşının gelmesi noktasına gelince zaten soğuk zincir içinde getiriliyor. Çok özel getirme şekilleri var. Belki Sayın Bakanımız çünkü yeni bir proje başlatıldı. Üniversitelere bunun yazıları geldi. Kim bu projelerde çalışmak istiyor, nasıl çalışmak istiyor ya ait bir takım altyapı hazırlıkları var. Muhtemeldir ki izinler alındıktan sonra ülkemizde aşı üretimi için çalışmalarını götürecektir. Sadece bir firmanın bir yerden bir fabrikadan çıkışıyla bu işin olması mümkün değil. İzinler alınır. Ülkemiz de bunu üretebilecek altyapıya zaten sahip. Peki şimdi bir son sorum da şu. Eğer bu aşıda bir başarı oranı yakalanırsa ve aşılama hızlı bir şekilde gerçekleştirilirse şu COVID-19'u hayatımızdan sonunda atabilir miyiz? Nereden baksanız sevgili Mine Uzun, yani ben hiç kimseye böyle büyük vaatlerle cümleler sarf edecek halde değilim. Demeyin hocam, bu cevabı hazır değildim ben. Ben tamamen evet cevabına göre hazırlamıştım kendimi, yapmayın. Şimdi hocam bilimsel yani, yaklaşıyor, ben cahilce bir şeyde söyleyebilir miyim? Cahilce derken tıp konusunda hocamın uzmanlık alanı. Tıp konusu hocamın uzmanlık alanı, yani cahilce kendimi kötülemek söylemiyorum, tıp konusunda sizin kadar bilgili değiliz hocamız kadar. Fakat ben şöyle demek istiyorum. İspanyol gribi yaklaşık 2 yılda dünyada yaklaşık 50 milyon insanı öldürdü ama 2 yılda. Sonra bir zaten virüs vücuda uyum sağlıyor ve gidiyor. Şimdi hocam onu daha iyi açıklar. Şimdi ben şunu anlayamadım. Çıktı, bu aşıyı yaptık, dağıttık. Dünya çapında söylüyorum. Zaten yani birinci yıl bitmiş olacak, ikinci yıl. Yani belki virüs zaten şeyini kaybetmiş olacak. Yani ben onu o bölümü biraz şüpheyle yaklaşıyorum. Ha bu virüs... Hocam belki yani der ki ya bu virüs işte 2 yılda da insan hayatta olmaz. 10 yıl sürecek o ayrı. Lazım tabii çünkü mesela işte Kanada'da bir şu anda adını anımsayamayacağım, anımsasam da telaffuz edemeyeceğim bir hayvana bulaştığı ve ondan bir mutasyona uğrayarak yeniden dünyaya geldiğine dair böyle komplo teorileri de konuşuluyor. O komplo teorisi midir değil midir onun da aslantıları var mıdır diye bir sorayım. Bir soru da sorayım. Yani bu sadece öyle değil. Mutasyona uğradığı zaman aşının akıbeti ne olacak? Yeni bir... Yani mevcut aşı ya hocam, mutasyona işte, uğramış bir sürü soru var evet, bizim. Buyurun. Mutasyona uğramış bir aşının yani virüsün mevcut aşının ne kadar fayda sağlayacak? Öyle bir durum da var. Çok haklısınız. Burada şu anda %90'lık çalışmayı hocalarım tabii ki bugünkü şartlar altında
ve ortada gezinen viral partikülün yapısal özelliğine endeksli olarak tanımlıyor. Yani hastalık geçiren kişilerin kan serumları üzerinde yapılan çalışmalar ve burada PCR deneyleri zaten göstermeye çalışıyorsunuz. Çok ciddi bir klinik çalışmadan geçerek bu sonuçlar elde ediliyor. Ama her zaman varsayımlar ortada. Bir mutasyon ortaya çıktığında ki grip için bunu zaten her zaman söylüyoruz. %50 tanımlaması o. Siz hangi griple karşılaşıyorsunuz? Ben bilmiyorum bu sene sizin hangi mantosunu değiştirmiş virüsle karşı karşıya geldiğinizi. Dolayısıyla hazırlanan aşı elbette etkisini gösterememe durumunda. Yani ben aşılandım ama hastalandım tanımlaması yapan vatandaşlar ya da insanların söylemi buradan kaynaklanıyor. Şimdi Sayın Komutanım Özgür Bey'in söylediği şey çok önemli. Yani bizde iki seneyi zaten tamamlamadan hiçbir şeyin tam yerinde olacağını ifadelendirmemizin mümkün olmadığını hep söylemiştik. Bugün aşıyı evet piyasaya çıkarmak için tüm izinleri aldık dediğimizde aşının bize gelişi nereden baksanız en iyi şartlarda 4 ile 6 ay. Zaten etti 1,5 yıl. Bu arada eğer bir mutasyon varsayımıyla karşı karşıya kalıyorsak biz işte o yüzden kimi aşılayacağız, nasıl aşılayacağız, neler yapacağız tavırlarıyla biz bir iki yılı zaten dolduruyor durumuna geçeceğiz. Yani bu bir düğme değil, bir tuşa basalım. Herkes bunu bekliyor. Dün de bana bir başka kanaldan diyorlar ki bir yiyecek söyle de biz iyileşelim. Böyle bir şey yok. Yapmamız gereken kendimizi çok iyi korumak, çok doğru beslenmek. Yani siz kalenizi bir komutan olarak çok güçlü tutuyorsanız, bağırsaklarınızdaki askerlerinizi çok güçlü kılıyorsanız o hastalığın size gelme şansı en az oluyor. Dolayısıyla siz güçlü olun, iyi beslenin, kaliteli beslenin, kendinizi koruyun, maskenizi takın, elinizi yıkayın. Yani bugün aşı yapılıyor diye maskeler sürattan çıkarılacak gibi bir tanımlama da yok. Ben bunları defaatle anlattım ve anlatmaya da devam edeceğim. Bu şart, yani koruyucu tedbirler her şeyden kıymetli. En önemlisi korunmayı öğrenmeli ve biz bu korona 19 gitse de başka bir hastalık gelebilir düşüncesiyle hep bu tarzda yaşamayı bir destur düstur haline getirmek zorundayız. Bu kuralları çok iyi öğrenmek zorundayız. Bu arada Muhittin Böcek 64 gün sonra yoğun bakımdan çıkartılıp servise odaya alınmış. En azından sevindirici bir haber olarak onu da paylaşmakta fayda var. Bu arada bazı meydanlara İstanbul'da HES koduyla ancak girilecekmiş. Evet. Gaziantep valisinin dışarıda yiyip içmeyin gibi bir uyarısı, önerisi olmuş. Aşının kışa yetişmeyeceğini söylüyor Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü. Bütün bunları da hazır konuyu konuşurken açmakta, anlatmakta, hatırlatmakta fayda var. Bu arada Ankara'da da mesai saatlerine yeni bir düzenleme geliyormuş. Buradaki esnek çalışma ya da saatleri birbirinden dramatik olarak ayırma da herhalde bulaş riskini en azından minimize etmek açısından oldukça önemli. Askerleri, bağırsaktaki askerleri, midedeki askerleri sağlam tutacağız dediniz. Onu hangi arkadaşımız size sorduysa ben de soracağım. Ne yiyip ne içeceğiz? Evet, aslında inanın sevgili Mine Uzun, herhalde en önemli nokta o. Doğru bir sabah kahvaltısından bir kasıtımız var. Yani siz suda çözünen ürünler alıyor ve sütünüzün içine atıp beslenmeye çalışıyorsanız siz beslenmiyorsunuz. Sütünüzün içinde çözünmeyen bir gıda yiyorsanız, yani fındık, fıstık, cevizi dövüp onu salçanıza karıştırıp yiyorsanız işte sağlıklı bir ürün. Siz bal tüketiyorsanız ve aldığınız bal 2800 rakımlardan, Erzurum'dan, Erzincan'dan geliyorsa, Van'dan geliyorsa o bal bal. Yani kutusu 10 liraya satın alınan bal bal değil. Ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Yumurtayı katı yememek lazım. Hafif alakok yemek lazım. İçindeki besin değerlerini öldürmeden kayısı, gıda tüketmek lazım. Kayısı kıvamında. Çok doğru söylüyorsunuz. Tencere yemeği yemek lazım. Besinler pişerken hafif lif değeri
sabit kalsın, yumuşasın ama içindeki ana maddeler gevşesin. Yani mesela siz salça, domates suyu, domates püresi tükettiğinizde likopen alırsınız. Çiğ domatesi yediğinizde likopeni çok az alırsınız, karotenizi çok az alırsınız. Bütün bunlar son derece kıymetli bilgilerdir. Lütfen evde tencere yemekleri yediriniz çocuklarınıza. Havucu hafifçe haşlayın, ayranınızı havuçla yapınız. Karoten deposu ve kalsiyum deposu ayran içmeyi öğrensin. Gazlı içecekler hiç kimseye fayda getirmiyor, zarardan başka. Yani artık lütfen doğal beslenmeyi öğrenelim. Bana şunu söylemesinler: markette her şey pahalı, ilaçlar daha da pahalı. Hayatımız her şeyden pahalı, çok kıymetli. O yüzden lütfen biraz yiyecek içeceğe önem gösterelim ve her renkten beslenmeye gayret gösterelim. Şeker yerine evinizde yapacağınız eski zaman usulü hoşaflar, kompostolar çok daha kıymetli. Şeker koymadan pekmezle yapın, çocuklarınız onları içsinler. Vücudu güçlendirmek lazım, bağışıklığın güçlenmesi şart. Sağlam ve dirayetli olmak için çocuklar üniversiteye geliyor, okula geliyor, uyukluyorlar. Neden? Çünkü besin alamıyorlar. Doyuyorlar ama beslenmiyorlar, farkında değiller. Biz üniversite olarak bu konuda ders açtık. Çevre ve sosyal sorumluluk dersi açtık. Evlatlarımızın hepsine, bütün üniversiteye bu dersi anlatıyorum. Çünkü başka türlü olmaz. Biz öğretmezsek, biz rol model olmazsak, biz gazlı içecekler içip, biz sadece hamburgerlerle, fast foodlarla beslenirsek, çocuklar da onu bir şey sanıyor. Halbuki düzgün yemekler ye. Lokanta yemekleri yesinler, lokantalara gitsinler. En güzeli o. Benim söyleyeceğim en doğru cümle bu olur herhalde. Aa, çok biraz heyecanlandım gene. Estağfurullah hocam, çok teşekkür ediyorum. Var mı benim sormayı unuttuğum, şunu da konuşalım, bunu da söylemezsem olmaz diyeceğiniz bir şey? Vallahi her hafta konuşuyoruz. Siz de güzel sorular soruyorsunuz. Değerli konuklarınıza da çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam. Sizin sesinizi duymadan bir hafta tamamlanmaz, geçmez o. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ediyorum. Kolaylıklar diliyorum hocam. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ ol. Bir gidelim reklam arasına biz de. Günün gelişmeleriyle birlikte de izleyelim. Sonrasında başka konularımız var, onları konuşacağız. Azerbaycan, onlarca yıllık krizde mutlu sona ulaştı. Dağlık Karabağ krizinde anlaşmaya varıldı. Ülkeler arasında karşılıklı imzalar atıldı. Tarihi imza töreni video konferans yoluyla gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşmede şartları karşılıklı kabul etti. Hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise törene katılmadı. Anlaşmaya göre Rus barış güçlerinin 5 yıl süreyle bölgede kalması kararlaştırıldı. Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusuna yenildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya ve Azerbaycan'la ateşkes için ortak bildiri imzaladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Azerbaycan ve Ermenistan'ın ortak açıklamayı kabul ettiğini duyurdu. İki ülke kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar diyen Putin, Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Karabağ'ın Ermenistan'la bağlandığı koridorda Rusya barış güçlerinin konuşlandırılacağını belirtti. Putin ayrıca Dağlık Karabağ krizinin çözümü için adil temelde Ermeni ve Azerbaycan halklarının çıkarları doğrultusunda gerekli koşulları oluşturacak dedi. Tekme ve yumrukların hedefi oldu. Öfkeli kalabalık tarafından linç edildi.
Azerbaycan ordusuna yenilen Ermenistan'da ortalık karıştı. Başkent Erivan'da halk sokağa indi. Protestocular meclis binasıyla başbakanlık binasını bastı. Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan kaçmaya çalıştı ancak başaramadı. Yüzlerce kişinin saldırısına uğradı, linç edilerek öldürüldü. Araya güvenlik güçleri girdi. Onlar da öfkeli kalabalığı yatıştıramadı. Ateşkes imzalandı. Azerbaycan, Karabağ'da Ermenistan'a karşı büyük bir zafer kazandı. Anlaşmaya göre Kasım ayının 15'inden sonra işgalci Ermenistan ordusu Kelbecer'den tamamıyla çıkacak. Aralık ayında ise Ermeni askerleri Laçin'den çıkacak ve Laçin koridoru boşaltılacak. Karabağ'da güvenliğin sağlanması ve anlaşmanın denetlenmesi içinse bölgede bir barış merkezi kurulacak, Rus ve Türk barış gücü birlikte görev alacak. Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'a yerleştirilecek Rus barış gücü birliklerinin yola çıktığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, askeri kargo uçaklarıyla 1960 asker, 90 zırhlı ve 380 araçtan oluşan Rus barış gücünün Dağlık Karabağ'a gönderildiği belirtildi. İyi. Devam ediyoruz. Güne bakışa Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşananları değerlendireceğiz, konuşacağız. Hani bu birkaç, yani bir aydan fazla süren mesele değil aslında, 30 yıldır neredeyse süren bir gerginlikten bahsediyoruz. Masanın kazananı kim, sahanın kazananı kim, kaybedenler kim diye bir konuşmak lazım herhalde. Ve benim anladığım kadarıyla en çok kaybeden, gördüğüm kadarıyla yapılan yorumlardan da hem sahada hem masada hem halkına karşı protestoları vesaireyi de düşününce bu işin en kaybedeni sanki Ermenistan'mış gibi. Evet, Erivan yönetimi. Görünüyor. Ermenistan ve Erivan yönetimi. Yani, birazcık oradan başlayalım. Şimdi, nasıl değerlendiriyorsunuz Paşinyan siz? Paşinyan zaten hatta biri şöyle bir ortalı yok. Soçi'ye kaçtığına dair şeyler var. Soçi'ye kaçtığına dair. Karabağ çatışmaları çok ilginç bitti diye bir tweet okudum. Sahada kazananlar Azerbaycan ve Türkiye. Masada kazananlar önce Rusya sonra Azerbaycan. Masada kaybeden Türkiye demişler. Neden yok, olduğunu yani ona konuşuruz. Masada çok kaybeden Ermenistan. Diyor gelen şöyle, kısmen şey, katılıyorum. Bir kere çok kaybeden Ermenistan, onu biliyoruz. Ama zaten şimdi şöyle bakın, sondan başlayalım, son bölümünden. Şimdi Ermenistan'ın zaten orada bir işi yok. Yani şöyle, şimdi ne diyoruz biz? Ermenistan suni bir devlet olarak Orta Asya Türk dünyası, Anadolu Türk dünyası arasında kurulmuş bir devlet çıkıyoruz. Suni bir devlet. Yani bunu söylerken oradaki hiç kimseyi ben aşağılamak istemiyorum. Tarihte o coğrafyada bir Ermenistan devleti yok. Yani Ermeni vatandaşlar değişik yerlerde, Rusya'da, İran'da, Osmanlı'nın bulunduğu bölgelerde yaşıyorlar. Bunu kabul ediyoruz. Belli yerlerde azınlık olarak var ama böyle konsantre olmuş bir Ermenistan diye bir devlet yok bir kere. Bu bir. Bunu bir kere kenara koyalım. Bu tarihi gerçeklik yani. Erivan dediğimiz Revan. Revan Hanlı. Tabii ya, tabii Revan Hanlı. Neyse. Şimdi ikinci gerçeklik, Karabağ'da yaşayan, biraz önce söylediğim gibi çok az da olsa tarihte kalan Ermeni vatandaş var mı? Var. Bu da doğru. Ama böyle bir çoğunluk olarak hem o Karabağ merkezde, bir de etrafındaki reyonlarda, yani şehirlerde öyle söyleyelim, 7 reyonda dediğimiz, gene böyle bir Ermeni çoğunluğu yok. Oradan 1 milyona yakın Türk, Azerbaycan Türk'ü işte baskı, zulümle, katliamla göç ettiriliyor. Ondan sonra orası ele geçirmeye çalışıyor. Bu da yetmiyor. Bakın bu da yetmiyor. Neyle başlıyor? Tavus saldırısı vardı 12 Temmuz'da değil mi? Hı hı. Artık yani o da yetmiyor. Bu Paşinyan yönetimi, Turuncu Devrim'de gelmiş Paşinyan yönetimi kendisini daha da sağlam almak için. Bakın bu bölüm önemli. Yani ne demek, orada kalıcı olmak için bir zafer vaat ederek artık daha da ileri gitmeye yönelik, bir haddini aşma yönelik girişimleri var. Tabii Azerbaycan'ın 30 yıllık yaklaşık hazırlığıyla, bir günde hazırlanmadı o, buna karşı hareketi var.
Ve bu hareketi de nerede yapıyor? Kendi işgal edilmiş topraklarında yapıyor. Kendi işgal, yani bir iç güvenlik harekatı edasıyla yapıyor. Hiçbir zaman bir Ermenistan-Azerbaycan savaşı görmedik biz. Bizim gördüğümüz kaybedilmiş, işgal edilmiş Ermeniler haksız işgal edilmiş. Birleşmiş Milletler'in 4 tane kararı olan toprakları tekrar Azerbaycan ordusunun ele geçirmesi. Şimdi bunu bir kere koyuyorum. Benim orada anlayamadığım şöyle bir şey var. Yani askeri teamül nasıldır, işte uluslararası anlaşmalar buna ne derece izin verir vesaire falan, o tarafını bilmemekle birlikte, hatta öğrenmek istemekle birlikte o şekilde sorayım. Şimdi sonuç itibariyle Azerbaycan'ın olduğunu bildiğimiz bir topraktan bahsediyoruz. Evet. Ve bütün dünyanın da bunu Birleşmiş Milletler nezdinde kabul ettiği bir durumdan bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler'ce de uluslararası hukuk tarafından da onaylanmış bir işgal, bir savaş var. Evet, ama durduran yok. Azerbaycan bir şekilde kendi toprağını almak üzere başlıyor gelmeye. Sonuçta evet. Ermenistan Azerbaycan'a saldırmış. Evet. Gence'ye de saldırmış, işte ne bileyim sivillerin olduğu yerlere de balistik saldırmış. Balistik füze attı. Bundan doğan hakla birlikte neden Azerbaycan girip komple tamamlamıyor? Ya şöyle, aslında tamamladı gibi ama normalde benim gönlümden sorarsanız tamamlaması daha çok. Tamamlamak derken hemen komple gelmesine bahsediyorum. Sınırdaş olalım ya diyorum. Ya şöyle, aslında benim gönlüm o doğrultuda. Yani ben onu hepimizin istiyorum. Bir Türk vatandaşı olarak ben onu istiyorum. Yani bunu hiçbir yerde saklamam. Yani içimden gene dışımdan saklamam. Bunu istiyorum. Fakat tabii uluslararası dengelerde şöyle şeyler var. Şimdi Rusya orada. Ya da yazan Nahçıvan'la niye birleşemiyor? Şimdi biraz önce ilk başta onun için söyledim ya, Suni devlet dedim, Türk dünyasıyla, yani Orta Asya Türk dünyası, Anadolu Türk dünyası arasında onu koymuşlar ya. Şimdi Karabağ'ı tam olarak kontrol eden bir güç, o arada zaten çok hafif bir, mesela 30 kilometre gibi hatırlıyorum, yanlış şey, çok az bir yer. Yani orayı da normalde kontrol edebilir. Şimdi bu istenmiyor ama şöyle, bunu söylerken bu 11 maddelik anlaşma süresince. Bu arada geldi güncel son durumu gösteren haritamızda. Bu 15, bu 11 maddelik anlaşmanın içinde şey var, orada koridorlar oluşturuluyor. Yani 5 kilometrelik bir koridor hem Laçin üzerinden hem Nahçıvan üzerinden Rusların kontrolünde, Rusların barış gücü adı kontrolünde bir koridor oluşuyor. Yani aslında birleşme olmuş oluyor ama bizim anladığımız tam böyle, hani birleşse dilediğimiz daha tam dilediğimiz kadar, ama buna da çok şükür bir kere. Bir kazanımız zafer var. Bunu orada, çünkü çok şehit verildi, gazi verildi. Yani o Azerbaycan ordusuna ve onun liderliğin, Sayın Aliyev'in liderliğinde güzel bir mücadele oldu. Stratejik güzel planlama oldu. İsrail yanına derken, yani en azından karşıya alınmadı. Orada güzel silah sistemleri alındı. Sadece bizimkileri söylüyoruz. Bütün dünyadan uygun silah sistemleri alındı. Amerikan seçimleri zamanı olması artı oldu. Fransa'nın başka uğraşları vardı. Yani stratejik planlama çok güzel. Ordu kahraman savaşı, bunları hepsini kendisine teslim edelim. Burada yine o şeyle ilgili Adam, Kelbecer ve Laçin boşaltılacak. Yaklaşık 15'er günlük süre içinde yapılan anlaşma gereği. Han kenti, Adere ve Hocalı da zaten Hocalı'nın bir kısmı alındı. Evet. Şöyle gene Hocalı, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Karabağ merkezli bir barış gücü kurulacak Rus'un kontrolünde. Türkiye de buna katkı sağlayacak. Ve o koridorlarla aslında Türkiye bağlantısı sağlanmış olacak. Fakat bu Han kenti ve Adere'de çok az geçmişte yaşayan Ermeni vatandaşlar, onlar da isterse oraya dönebilecek. Çok az ama bu şeydi. Zaten Han kenti eski Türk kenti. Şimdi burada şunu söyleyelim. Hani kazanan kaybeden bölüm var ya. Bir kere kazanan Azerbaycan. Olması gereken o. Zaten kendi yeri. Yani kazanmak derken büyük bir şey değil. Hani bir işgal falan yapmıyor. Kendi yerini kurtardı. Öyle kurtaran. Artı burada psikolojik üstünlük de Azerbaycan'da. Sadece Rusya'nın burada kontrolü, şu anlaşmanın böyle maddelerine genel baktığı zaman şunu görüyoruz. Şimdi anlaşma maddelerini sanıyorum Aydın Bey buldu. O maddeler üzerinden birazcık gidelim mi? Maddeleri de böylece söyleriz. Bir cümle söyleyeyim onunla ilgili sadece. Şimdi Rusya şunu yapıyor gördüğüm kadarıyla. Tamam cezalandırdı Paşinyan yönetimi Ermeni. Onları turuncu devrime, batıya çok yaklaştığı için bu küreselcilere. Ama Azerbaycan bu konuda destekledi. Bu, tarafsız kalarak bu çok güzel. Fakat tam böyle, yani o biraz önce söylediğim koridor bölümleri tam kontrolü Azerbaycan'ı bırakmıyor. Kendisi de orada bulunarak, bu biraz önce söylediğimiz bu hani iki Türk dünyası, orada gene varlığını gösteriyor diyorum ve bırakıyorum. Şimdi Türkçesinden mi Rusçasından mı gidelim? Rusça olmadığı için Türkçesinden gidelim. Şimdi 20 Kasım'a kadar burada anlaşma gereği Kazak bölgesi, Adam bölgesi 20 Kasım'a kadar Azerbaycan'a teslim edileceği ikinci maddede var. Üçüncü maddede Rusya'nın olaya barış gücü olarak gideceği, 1960 hafif silahlı askeri personel, 90 zırhlı,
380 adet de otomobil ve özel teçhizatlı araç konuşlandırılacak. Hem Laçin koridoruna hem Nahçıvan ve Azerbaycan arası bağlantıyı koruyacak olan bölgeye. Daha sonra bu anlaşma 5 yıl. Yani Rusya'nın orada bulunması 5 yıl olarak kararlaştırılmış. Her 5 yılda bir tekrar 6 ay öncesinde. Taraflar 6 ay öncesinden, komutanım dediği gibi, taraflar 6 ay öncesinden feshetmediği sürece bir 5 yıl daha süre uzatılmış olarak 4. maddede karar altına alınmış. Yani 5 yıllık periyotlarla uzar deniyor. Ama orada tabii tarafların sürenin bitimine demesi orada tek bir tarafın mı itirazı veya tarafların birlikte mi itirazı? İlk Aliyev ona itiraz etmiş. Şöyle ilk şeyde iki tarafın itiraz etmesi o zaten kilitliyor. Evet. İtiraz etmemesine getirirken Aliyev'in bastırmasıyla doğru bir şey yapmış Sayın Aliyev. Evet başkanım. Herhangi bir taraf, yani bunu ileride Azerbaycan itiraz edip şey yapabilir. Yani 5 yani yıl sonunda kaldırabilir. 5 yıl sonunda evet. Rusya'nın oradan çekilmesini. Bu güzel bir manevra olmuş. Tabii 5 yani. Yıl sonra bir de Barış Koruma Merkezi kurulması. O şeyde Karabağ Merkezi. Karabağ Merkezi'de. Yani Ruslar işte biraz önce söylediğim gibi oraya yaklaşık bir tugay kadar bulundurup tam çıkma, yani çıkmama değil miyim? Şöyle diyorum, tam kontrolü kaybetmek istemiyorlar. Ben onu ifade etmek istemiyorum. 6. madde, Ermenistan Cumhuriyeti 15 Kasım 2020 tarihine kadar Kelbecer bölgesini ve 1 Aralık 2020 tarihinde ise Laçin bölgesini Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasındaki bağlantıyı sağlayacak ve aynı zamanda Şuşa şehrine kadar ulaşmayacak olan 5 kilometre genişliğindeki Laçin koridoru elinde tutmak kaydıyla Azerbaycan Cumhuriyeti'ne geri verecektir deniyor. 7. madde, tarafların mutabakatı ile önümüzdeki 3 yıl içinde Laçin koridoru boyunca Hankendi ve Ermenistan arasında iletişimi sağlayacak ve Rus barış gücü tarafından korunacak yeni bir trafik güzergahının inşası için bir plan belirlenecektir diye karar alınmış. 8. maddesi, Azerbaycan Cumhuriyeti sivillerin ulaşım ve yük araçlarının Laçin koridoru boyunca her iki yönde de geçiş güvenliğini garanti eder. 9. madde, bölgede yerinden edilmiş siviller ve mülteciler Dağlık Karabağ topraklarına ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserinin kontrolü altındaki komşu bölgelere geri döneceklerdir. Savaş esirlerin 10. madde, savaş esiri ve tutuklu ve cenazelerin değişimi. 11. madde ise bölgedeki tüm ekonomik bağlantılar ve ulaşım bağlantıları durdurulacaktır. Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında sivillerin ulaşım ve yük araçlarının her iki yönde serbest bir şekilde hareketini organize etmek maksadıyla ulaşım bağlantısını sağlayacaktır. Ulaşım kontrolü Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin sınır muhafız organları tarafından yürütülecektir. Biraz önce işte Nahçıvan ile Azerbaycan arasındaki bağdan bahsetmiştiniz. Orada tabii Ermenistan toprağı var orada. Komutan dediği gibi. Evet, orada sonradan kurulmuş bir devletçik ama netice itibariyle uluslararası hukukta orası Ermenistan toprağı diye geçiyor. Ama bu şekilde Nahçıvan ile Azerbaycan arasında bağ da sağlanmış oluyor. Ve bu şekilde de Türk dünyasıyla Türkiye'nin bağı bir şekilde sağlanır. Tabii. Peki şimdi bu anlaşma metnine baktığınızda, daha doğrusu ateşkes metnine baktığınızda, eğer uygulanırsa, çünkü daha önce de gördük ilan edilen ateşkeslerin uygulanmadığını. Yani Ermenistan tarafından uygulanmadığını, istikrarlı olan Ermenistan hiç uygulamıyor. Tabii. O yönden şey var, istikrarlı yani. Orada, hakkını orada, verelim ama yani. Orada kendileri düşünsün. Yani artık Türkiye'nin veya Azerbaycan'ın burada düşünecek çok bir şey yok. Yani eksik kalan işi bu askeri sahada tamamlar. Yani. Bu baktığınız protokol size masada kimin kazandığını gösteriyor? Masada Azerbaycan'ın kazanan olduğunu, Türkiye'nin kazanan olduğunu, çünkü Türkiye çok ciddi şekilde, Türkiye daha çok kazandıran orada bence. Kazandıran olsun, neticede olsun, onlar kazandığı zaman biz kazanmış oluyoruz zaten. Netice itibariyle biz iki devlet, tek millet adı altında toplanmışız. Bugün Azerbaycan'daki sevinç gösterilerine baktığınızda her yerde Türk bayrağı var. Netice itibariyle biz gönlümüzü koymuşuz, yüreğimizi koymuşuz oraya. O şekilde orada kazanan Azerbaycan olduğu takdiri zaten direkt olarak da biz kazanmış oluyoruz. Tamam. Bu işin şey boyutu. Kaybeden de net bir şekilde kaybeden Ermenistan gibi zaten görünüyor. Ermenistan'dır, Fransa'dır, ona destek veren ülkelerdir. Yani sadece Ermenistan burada kaybetmemiştir. Nasıl Libya'da Fransa kaybettiyse aynı şekilde Ermenistan'da da Fransa kaybetmiştir. Minsk grubu kaybetmiştir. Çünkü olayın ilk gününden itibaren Miskin üçlü veya Miskin grubu dediğimiz, aslında Miskin bir grup,
Güzel, yani güzel, güzel, tabii ki miskin bir grup. Yani netice itibariyle olaya el atmamış. Olayın adil ve Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda çözümüne katkıda bulunmamış. Ama şöyle, Azerbaycan ordusu hareket edince bir uyandılar. Yani, uyandılar ama yani iş işten geçti. Uyanlar bir hareketten ateşkes falan ama yaptılar. Yeni orada, füzeler geldi. Orada yaptılar. Ermenistan Fransa'nın tabiri caizse gazına geldi. Yani Libya'daki yenilginin şeyini Karabağ'da çıkar düşüncesiyle Ermenistan'ı sürdü, işte biz hallederiz gibisinden. Ama tabii umdukları gibi olmadı. Netice itibariyle bir eski Azerbaycan yok. Hem silahlı kuvvetleriyle hem ekonomisiyle güçlenmiş bir Azerbaycan. Yine aynı şekilde büyük bir Türkiye Azerbaycan'ın arkasında bu zaferin gelmesine yol açmıştır. Bu nedenle bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile Aliyev'in görüşmesinde birbirlerini tebrik ettikleri basına düştü. Yani zafer hem Türk milletinin hem Azerbaycan Türk'ünün. Yani zafer bu şekilde kabullenilirse daha doğru bir netice elde edilir. Bu nedenle kaybeden, dediğimiz gibi Rusya burada kazanan mı kaybeden mi? Rusya netice itibariyle kendi çıkarları doğrultusunda istediğini elde etmiştir. Paşinyan'ı göndermiştir. Şimdi bu metinde, yönetimi tekrar kontrol altına almıştır. Bu metinde şu yok yalnız, gördüğümüz kadarıyla Türk askerinin de bölgede yer alacağı söyleniyordu. TSK'nın şimdi rol almadığını görüyoruz. İlk metin bu. Gece yarısı açıklanan metinde bu var. Ancak Sayın Aliyev'in açıklamasında Türkiye'nin de orada olacağı söylendi. Yani basına yansımadı ya da yansıdıysa ben bilmiyorum ama netice itibariyle Rusya ile Türkiye bu konuda müzakere içinde olduklarını biliyorum. Orada Rusya Dışişleri Bakanlığı ile Ermenistan tarafından yapılan açıklamalar var. O açıklamalar bize Türk askerinin Karabağ'da olmayacağını gösteriyor. Onu nasıl değerlendirmek, okumak gerekir? Bence şöyle, şimdi tabii bu cevap, yani tam bilgiye sahip değiliz ama evet, olmaması şöyle avantajlı. Şimdi biraz önce söyleyeyim, ateşkese uymaz ya bunlar. Şimdi yani oradan Türk askerine karşı bir saldırı olduğu zaman bu sefer nasıl bir cevap verilecek? Yani olayın biraz boyutları var. Hani biraz riskli boyutları var. Hani gözlemci olarak olabilir belki. Yani şöyle, asker ayrıdır. Oraya bazı subay heyetlerin gidip gözlemci olması birbirinden farklıdır. Yani bir askeri birliğin gitmesiyle bizim gözlemci olarak bazı subaylarımızın orada bulunması belki Ruslarım, o gözlemci koruma merkezi kurulacak maddesi adı altında evet, ondan olması biraz evet, daha farklıdır. Dolayısıyla ben böyle bir çözüm bulunabileceğini düşünüyorum. Çünkü sınırda direkt o yolların kontrolünde falan asker bulunduğumuz demek, o zaman şu olması lazım. Ona ateş edildiği takdirde o birliğe, askere, o zaman çok ağır şekilde karşılık verilmesi lazım. Böyle sonuçlar olabilir. O yüzden çok yani ben askerin şahsi fikrimi söylüyorum tabii. Gitmesine sıcak bakmıyorum. Sıcak bakmıyorum. Peki dönelim Paşinyan meselesine. Ermenistan Başbakanı Paşinyan diyor ki savaşın bitmesi için acı verici bir anlaşma imzaladım. Yani bunun geleceği belliydi zaten. Biz hatırlarsanız 2 hafta önce de söyledik. Yani bir an önce bundan vazgeçsin. Yani netice itibariyle hesap vereceği yer yine kendi halkı olacaktı. Ve bugün hesap vermeye başladılar. Hı hı. Ermenistan'da halk ayaklandı. Meclis başkanını linç ettiler. Kendisinin de nerede olduğunu konusunda bilgi yok. Soçi'ye kaçtığına dair şeyler var. Büyük ihtimalle kaçmıştır. Gürcistan, çünkü orada üzerinden yaşama şansı yok artık. Yani görünen o bu yenilgiden sonra. Yani şimdi görünen köy kılavuz istemez denen bir söz vardır. O da tam buraya uygun bir söz. Yani bile bile Lades olmasının evet bizce bir sakıncası yoktu. Yani bir Türk milleti olarak bir sakıncası yoktu. Ama kendisi açısından bakıldığında Sorosçuların, onu oraya getirenlerin büyük bir yenilgisi. Burada Rusya, o konuda Rusya kazanan olmuştur. Yine Ermenistan'ı kendi kontrol altına alma imkanı sağlamıştır. Fransa'nın veya işte ona destek veren ülkelerde bir şekilde Kafkasya'dan sökülüp gitmesi anlamına geliyor. Tekrar Kafkasya'da işte Türkiye, Rusya, Azerbaycan üçlüsünün kontrol altında olacak. Şu gazeteci Güngör Yavuz Aslan da katıldı. Bize merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Stüdyodaki çok değerli hocalarımıza, sizi ve TV100 izleyicilerini selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz biz de. Azerbaycan.
Şimdi bölgeyi de çok iyi bilen bir gazetecisiniz. Hep beraber bu maddeler üzerinden konuşuyoruz. Siz de oradan dahil olursanız mutlu olurum. Paşinyan'ın açıklaması aslında çok çarpıcı ve durumu gözler önüne seren bir açıklama. Savaşın bitmesi için acı verici bir anlaşma imzaladım diyor. Diğer taraftan çok ciddi protestolar olduğunu biliyoruz Ermenistan'da, Erivan'da, Paşinyan karşıtı. Azerbaycan tabii ki bayraklarıyla, hem kendi hem Türk bayraklarıyla birlikte sokakta kurtulduk artık gözüyle duruma bakıyorlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Birincisi, bu konuştuğumuz yani ateşkes ve anlaşma Şuşa'nın Azerbaycan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol edip bir Şuşa zaferi sonucu. Çünkü Ermeni tarafı 27 Eylül'den harekat başladığı günden beri imkanları kadar, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri karşısında direnebildikleri kadar çatışıyorlardı. Ama Şuşa'nın stratejik olarak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nden alınmasından sonra alanda, işgal altındıkları, tuttukları Karabağ'da alanda yenilgiye uğradılar. Bundan sonra da ikinci yenilgilerini de masada aldılar. Paşinyan, ben süreci anlatayım, Putin'i aradı. Ve arka kapı diplomasisinde devam eden bu Karabağ görüşmeleriyle ilgili görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Bunun üzerinde Rusya Federasyonu Başkanı Putin, Aliyev'le görüşmeler yapıldı. Ve sonucunda telekonferans üzerinden, pek Türkiye'de anlatılmıyor, bu anlaşma telekonferans üzerinden yapıldı. Şu şekilde maddeleri konuşuyorsunuz. Maddeleri ilk önce Putin imzaladı, sonra Aliyev imzaladı. En sonunda hala muallaktaki büyük ihtimal imzaladığını düşünüyoruz. Paşinyan imzaladı. Paşinyan Erivan'daki Rusya Büyükelçisi'ne teslim etti. Putin de Moskova'da bulunan Azerbaycan Büyükelçisi'ne teslim etti. Aliyev de Bakü'de bulunan Rusya Büyükelçisi'ne teslim ederek bu anlaşma yürürlüğe girdi. Anlaşmanın imzalanmasından sonra gece yarısı 00:00'da alanda ateşkes başladı, fiili ateşkes. Ateşkesten yaklaşık 4-5 saat sonra Ermenistan'da bulunan, anlaşma gereği Rusya Federasyonu'na bağlı Erivan ve Gümrü'de bulunan Rus kuvvetleri Karabağ'a girerek bu ateşkesin uygulaması için alanda fiili görev almaya başladılar. Bunun nedeni de şu, çok az bir tim girdi. Nedeni de şu, çünkü iki anlaşmayı Ermenistan uygulamadı. Önceden de bir Moskova'da bir ateşkes oldu, diğeri Washington'da, uygulamadı. Bu sefer Putin, gazeteci diliyle söyleyeyim, işi sıkıya bağladı. Kendi imzası olan altındaki anlaşmayı uygulamak için Rus özel kuvvetlerinin bir bölümünü alana soktu. Tabii maddelere herkes farklı bir yorum getiriyor. Ama bu bir istisnai, böyle çatışma hatlarında pek görülmeyen bir anlaşma. Aslında yıllardır Rusya'nın Lavrov planı ya da Madrid prensipleri olarak adlandırılan plana örtüşüyor. Artısıyla, eksisiyle. Burada bir tek farklılık, Dağlık Karabağ'da Şuşa'nın ve bazı bölgelerin Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'yle kontrol altında olması. Ama Lavrov planından farklı bir nokta var. Bütün Karabağ, 18 bin kilometre kare, bunun içinde 4300 kilometre Dağlık Karabağ tamamen Azerbaycan kontrolünde olacak ve Azerbaycan yasaları geçerli olacak. Azerbaycan para birim olacak. Ama istisnai bir nokta var burada. 5+5, yani bu biraz analiz edilecek sıcağı sıcağına. 5+5 o yıl bir plan uygulanacak. 5 yıl Rusya bölgede barış gücü olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte görev yapacak. Yalnız Türk Silahlı Kuvvetleri barışı ilk verilen bilgiler, ileride buraya vize edilebilir, barışı gözleme noktaları kurulacak. Yani hocam bilir, Özgür Bey bilir, İran kuzeyinde Talabani-Barzani çatışması sırasında Türk Özel Kuvvetleri çatışmasızlık noktalarında görev almıştı. Orada karargahlar ya da gözlem noktaları oluşturarak Rus askerleriyle beraber bu ateşkesin özellikle ve anlaşmanın gözlem gücü olarak, barış gücü olarak Rusya'yla beraber ortak görev alacak. Türk askerleri Azerbaycan askeri görev yapacak bu süreçte. Şimdi bu 5+5 işleyecek. Bu 5+5 biraz da Dağlık Karabağ'da bulunan, ta Sovyetler Birliği zamandan 1991'den beri bulunan Aliyev'in de onları Karabağlı olarak kabul ettiği, bizim tahminimiz 40 bin, artı eksi olabilir. Çünkü işgal altında 40 bin Ermeni için. Bunlar Karabağ'ın Ermenileri, özellikle Dağlık Karabağ, Han kenti ve belirli bölgelerde yaşıyorlar. Bakü zaten harekat sırasında iki röportajında Aliyev onlara şu mesajı vermişti. Kalabilir demişler. Kalabilir. Dağlık Karabağ'da Ermeniler var. Biz onlardan eskiden beri birlikte yaşıyoruz. Onların kültürel ve bütün hakları
Karabağ kurtulduktan sonra bizim garantimiz altında olacak. Bakü'de bulunan Ermenileri atıfta bulundu. Onlar azınlık dedi. Kiliseleri açık, eğitim kurumları açık diye bir örnekleme verdi. Şimdi bu Dağlık Karabağ'da kalacak Hankendi ve etrafındaki Ermenilerin Ermenistan'dan bağı olması için, Karabağ olması için Laçin koridoru üzerinden bir yol açılıyor. Karayolu sadece 5 kilometre genişliğinde olacak. Bu yolun kontrolü de, güvenliği de Rusya Federal Güçleri'nin, hafızam yanlış hatırlamıyorsa, gümrük birimi diye bir birim var. Yani o birim tarafından kontrol edecek. Bu 5 artı 5 yıl şeklinde denenecek. Ama ilk 5 yılda şöyle istisnai bir nokta var. 5 yılın bitmesine 6 ay kala taraflardan biri itiraz ederse, böyle bir model bulduk ama ben bundan rahatsızım uygulanmasından, tekrar görüşülecek. İkinci koridor, bu birinci koridordan farklı olarak Azerbaycan'ın batısından İran sınırına yakın bir lokasyonda olacak büyük ihtimal. Nahçıvan açılacak koridor. Bu Laçin koridorundan farklı olarak geniş karayollarının ticaret ağının fiili olarak Nahçıvan'la Azerbaycan'ın bağlandığı bir bölge olacak. Ama bunun kontrolü de işte biraz bizim karşı çıktığımız, üzüldüğümüz, gene Rusya'nın bu istihbarat ya da federal güçler olarak adlandıran biriminin kontrolünde olacak. Yani iki tane koridor olacak. Bu da 5 artı 5 modeliyle gerçekleşecek. Askeri olarak da asker uzmanlar yorumlamıştır. Azerbaycan'ın başarısı Kelbecer'e, Ahtam'ı ve Laçin'i savaşsız bir şekilde muhavere etmeden teslim alacaklar. Bu da işte 15 Kasım'dan başlayan bir takvimle gerçekleşecek. Büyük ihtimal Rusya'nın bu 1700 civarındaki askeri gücü, işte zırhlı araçların sayısı da verir, alana girerek işte Kelbecer'in Azerbaycan ordusuna teslim edilmesi, Ermeni güçlerinin çıkması, Ahtam'ın Azerbaycan ordusuna teslim edilmesi ve Laçin'in Azerbaycan ordusuna teslim edilmesi, gene bu Rus barış gücü ve Türk sağlayacak. Türk silahlı kuvvetleri de gözlemleyecek bunu. Hani anlaşma maddeleri ve takviye. Ama burada Aliyev'in diğer bir başarısı, ben bir gazeteci olarak çok önemsiyorum. Dağlık Karabağ'da dahil, Karabağ jeopolitiğinde bir tane Ermeni askeri kalmayacak. Peki. Yine diğer bir başarısı, Ermeni görevliler de orada oturttukları, gayri meşhur şekilde kurdukları yapı var. Sözde Cumhuriyet vesaire vesaire diye. Onlar da feshediliyor. İşte gri alan burada başlıyor. İşte bu sözde gayri meşhur olarak kurulan yapı dağıtıldıktan sonra, biliyorsunuz, merkezlerine Hankent'i ilan ettiler. Burada nasıl bir model olacak? İşte Aliyev dedi, bak dedi, biz seninle anlaşıyorduk masada dedi, Putin şahit dedi yayınında. Muhtariyet dedim Dağlık Karabağ'a, muhtar bölge yapalım dedi. Hani özel statüyü ya atıfta buldu, kabul etmedin. Dedin ki bana yüzüme karşı, Karabağ dedin Ermenistan'dan. Ne Ermenistan dedi. Ondan sonra şu sözü dedi, bak dedi, tarihe geçecek bir söz. Neredesin Paşinyan dedi, benim askerim orada dedi. Yani çok sert bir konuşma gerçekleşti. Şimdi masadan bu örneklemeyi verdim. Bu Hankendi merkeziyle ilgili modellemeyle bu iki koridor, bazı itirazlar var. İşte şöyle bir görüş var. Azerbaycan ordusu bütün Karabağ'ı alacak da neden oraya Rus askeri girdi? Yani 10 yıla yakın 5 artı 5 takvim var. 10 yıla yakın orada Rusya bir barış gücü olarak varlığını bir şekilde askeri olacak var. Buna bir itiraz var. Diğer ikisi de Laçin koridoru. Neden Dağlık Karabağ'daki Ermenilerle Erivan'daki Ermeniler arasında bir koridor kuruyoruz? Bu biraz diplomasiyle alakalı bir şey. Ben söyleyeyim, Nahçıvan'a koridoru açılmak için kabul ettiğini düşünüyorum. Yani bu, evet, bu anlaşma... Buna da karşılık, doğru söylüyor. Buna da şükür, doğru söylüyor. Güngör Bey doğru söylüyor. Özgür Hocam'la sık sık farklı mercelerde bu Karabağ Kurtuluş Savaşı'nın baştan sona takip ettik. Çok zor bir coğrafya. Evet. 3000'lik kilometrelerden. Mesela şu şeyi anlatayım. Ben Dağlık Karabağ'ın işgal öncesinde ve işgal sırasında da alan çalışması yapmış bir gazeteciyim. 1600'de 2000 ortalama yükseklikleri olan, üç tarafı dağlarla kayalıklarla çevrili bir kartal yuvası, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri buraya bir harekat gerçekleştirdi. Belki ileriki günlerde açıklanacaktır. Bu harekat sırasında, yani Kurtuluş Savaşı sırasında şehit sayılarını vermedi Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri. İşte farklı kaynaklar üzerinde sadece 12 bin Ermeni kaybı. Yani bu kaybı da izleyicilerimiz, bir gazeteci olarak çok üzülüyorum. Yani bir yerde kayıp olduğunda, etkisiz hale getirildiğinde hep 12 bin kişi öldürüldü zannediliyor. Hayır, askeri alanda bulunup da etkisiz hale alan, alandan kaçan, esir alınan ya da öldürülen yaralanan asker sayısı.
Hani yaralılar, muhabere savaşacak savaş yeteneğini kaybeder. Aynen. Ama Azerbaycan'ın size söyleyeyim ciddi bir şeyi var. Yani bizim milli mücadele yıllarında verdiğimiz gibi Karabağ topraklarının kanlarını akıtarak vatan toprağı yapıldı. Bir Azerbaycanlı kardeşimiz şu anda yayını izliyor. Yayına çıkacağımı söyleyince gazetecinin bir ricası var. Bakın dedi, sizin dedi Yunan işgalini sonlandırmanızla milli mücadele atıfta buldu. Bugün de 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz. Yad ediyoruz. Sizin Yunanları diyor İzmir'e dökmenizle bizim diyor Ermenileri Karabağ'dan dökmemiz aynı diyor, kovmamız diyor. İzmir diyor Şuşa'dır diyor. Siz diyor 9 Eylül'de de İzmir'e girdiniz, zafer ilan ettiniz diyor. Biz de diyor, siz diyor İzmir'de Kadife Kale'ye diyor şanlı ay yıldızı çektiniz. Biz de diyor Şuşa Kalesi'ne, Kartal Yuvası'na diyor şanlı ay yıldızı çektik ve zafer elde ettik. Ondan sonra diyor siz Mudanya Ateşkes Anlaşması'nı yaptınız. Biz de diyor Moskova Ateşkes Anlaşması'nı yaptık. Yani tarihin örtüştüğü şeyleri söylüyor. Ben ona şöyle dedim, örnekleme verdim bu yayını hazırlanırken. Ben de sana diğer bir örnek vereyim. 1974'te merhum başbakanımız Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaparken biz yalnız adaya Türklere değil, Yunan Rum tarafına da barış getirmeyi demişti. Çünkü orada bir junta vardı, Makaryas'ı deviren ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı sonrası oradaki junta, Atina'daki junta da devrildi ve başlarındaki askeri yönetimden kurtuldular Rum kesime. Şimdi Erivan'da da aynısı oluyor. Parlamentoya siviller girdi. Paşinyan'ın makam odasına kadar gösteriler oldu. Büyük ihtimal Asala ve Taşlak zihniyetli Azerbaycan Türklerinin 30 yıldır hakkını gasp eden Erivan'daki o yönetim de değişecek. Ama söyleyeyim, biz bu maddeleri konuşuyoruz. Akşamdan beri bu değişik konuklar başka yerlerde. Bu maddeler net değil. Bak, alanda bazı uygulamaları revize edilebilir. Bunu açıkça bir gerçekliği de söylemekle mükellefiz. Putin, yani Moskova yürütecek. Garantörü o anlaşmanın. Yani hızlı bir şekilde Putin'in asker olarak takip edenler bilir. Rusya böyledir. Yani bir yerde bir etki oluşturmaya barış gücü ya da Kırım işgalinde Güney Ossetya'da biz bunu Suriye'de de gördük. Putin bir karar aldığında dakikalar ve saniyeler sonra uygulatan bir devlet başkanı. Yani öyle iki gün, üç gün beklemez. Yani bu şekilde gidecek. Belki de biz Azerbaycan ya da diplomatlar buna karar verecek. Buna Putin planı diyeceğiz. Ya da Moskova Anlaşması diye adlanacak. Ama biz Türkiye'de gazetecilik yapan insanlar olarak Karabağ Kurtuluş Muhaberesi sonrası zafer olarak nitelendiriyoruz. Az önce süreçte de 30 yıllık fazla uzatmadan konuklarımız da orada 30 yıllık statükoyu dağıtacağım dedi Aliyev, İlham Aliyev. Bir devletlerin işgal altındaki topraklarını kurtarması ve bir harekata, askeri harekat başlatırken mesela Türkiye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda askeri hedefler kurdu, nispeten ulaştı. Bir tek Barış Pınarı harekatında ulaşamadık. Orada 5 gün sonra Amerika'nın etkisi oldu. Ama İlham Aliyev bir strateji koydu ortaya. Dedi, Karabağ'da bir tane Ermeni kalmayacak. Bütün Ermeni askerleri işgalce çıkacak. Bu gerçekleşecek. Birazını kendisi askeri gücüyle tırnak içinde it gibi kovduk dedi. İkincisi, Şuşa'yı almazsak bu iş yarım kalır dedi. Ben zaten bir gazeteci olarak hemen not aldım. Şuşa'yı almazsak yarım kalır da bir pazarlık, bir görüşmenin olduğunu anladım. Çünkü Şuşa Karabağ, dağlık şöyle. Dağlık Karabağ, Karabağ'ın içinde bir yer. Ve Şuşa Dağlık Karabağ'a ait. Ve Dağlık Karabağ'da da bir bölgeyi alarak, bakın müthiş bir strateji var burada. Dağlık Karabağ'da bir bölgeyi de kurtararak Azerbaycan tarafı Dağlık Karabağ'ın statüsünü dağıttı. Yani Ermenilerin o bütün tezlerini işte Minsk grubunda Fransa'nın ve Rusya'nın verdiğini dağıttı. Özellik ya da muhtarlık özel statü yok dedi. Burası Azerbaycan dedi. Şimdi 5+5 bir geçiş dönemi olacak. Dağlık Karabağ dışında birçok yer Azerbaycan'a iade edilecek. Burada ben kalan bölgeleri, yani muallakta, gri alanda kalan bölgeleri sayayım. Şuşa alında Azerbaycan'da kesin kontrol, Han kenti, Hocalı, Hocavat ve Ahdere. Ahdere. Bunların işte ileride statüsü, yönetimi nasıl olacak, şu var. Bir de atlanıyor, Azerbaycan'ın kazanımlarından birini söyleyeyim. Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler Komiserliği'nin gözetiminde, bu çok önemli. 1 milyon civarında biliyorsunuz Karabağ Savaşı'ndan insanlar Bakü'ye ve diğer bölgelere kaçmak zorunda kaldı. Savaştan kaçan Azerbaycan Türkleri, aileler. Bugün kimisi 1 milyon 200 bin diyor ama ben bunların 2 milyona yaklaştığını düşünüyorum. Yurt dışına gidenler de var. 2 milyon Azerbaycan Türk'ü Birleşmiş Milletler'in vesikasına kayıt edildi.
şu anda çok bağlantıyı da sağlıklı kuramıyoruz. Bir taraftan biz bağlantıyı düzeltelim. Bir taraftan ben döneyim stüdyoya. Karabağ'ın yeni zaman, yani önümüzdeki günlerdeki durumu ne olacak tarafını önce bir hukuken uluslararası... Bir cümle söyleyeyim mi? Güngör Bey'in lafı kesildiği için konuyla ilgili. Güngör Bey, ben birkaç televizyon kanalında da beraber şey yaptık, konuştuk. Kendisi bir gazeteci olarak bu konuya çok önem verdi. Gecesini gündüze kattı, takip etti. Artık gazeteci kişinin ötesinde bir Türk milletinin ferdi olarak, yani olaya şey olarak da girdi. Nasıl söyleyeyim size? Yani duygusal anlamda da takip etti. Sadece görev anlamında değil, kendisine çok burada konu aidiyette hissetti. Onun da hakkını şu an belki dinliyordur, dinlemiyordur. Onun hakkını verelim, kendisini bu konuda tespit edelim, verelim. Evet. Buyurun. Şimdi Birleşmiş Milletler'in Karabağ'ın Türk toprağı olduğuna dair 4 tane kararı var. Bu nedenle uluslararası Birleşmiş hukukta... Birleşmiş Milletler'in bir karar vermiş olmasında çok bir anlamı olmadığını görüyorum ben. Ya bir yandan öyle ama haklılık açısından, yani masada haklılık açısından bu kararların olması önemli. Yani en azından Birleşmiş Milletler bizim aleyhimize belki %90-95 karar verdiği durumlarda bu en azından bu 4 tane karar lehimize olması önemli. Hı hı. Netice itibariyle orası uluslararası hukukta Türk toprağı. Yani önümüzdeki süreçte de bunun değiştirilmesi ve farklı statüle kazandırma falan mümkün değil. Zaten savaşın amacı da buydu. Yani kendi işgal altındaki toprağı özgürleştirmek adına yapılmış bir savaştı. Ve bu uluslararası hukukta da karşılığı olan bir savaştı. Belki de dünyanın en haklı savaşlarından, bu son yüzyıldaki en haklı savaşlardan biri de buydu. Çünkü işgal edilmiş bir toprağı vardı ve bunu kurtarmak adına girişilmiş bir savaş. Ve bu da uluslararası hukukta Birleşmiş Milletler'in bugüne kadar vermiş olduğu 4 tane karar çerçevesinde yapılmıştı. Önümüzdeki süreçte de hukuken bunun farklı şekilde telaffuz edilmesi zaten mümkün değil. Yani uluslararası hukuk zaten bu konuda kararını vermiş. Yani ortada ihtilaflı olan, hukuken ihtilaflı olan bir konu yok. Ayrıntılar, yani o maddede belirttiğimiz ancak ayrıntılar üzerinde konuşulabilir. Mevcut Karabağ'da yaşayan Ermenilerin durumu, azınlık olarak mı, Azerbaycan vatandaşı olarak mı veya işte Laçin koridoru, işte oradaki Ermenistan'la bağlantı sağlayacak koridor, artı bir de Nahçıvan'la Azerbaycan arasında uygulanacak koridorun hukuksal statüsü. Hukuksal önümüzdeki doğru süreç, ama işte hukukla önümüzdeki ilgili süreçte, problem şu, uygulanmıyor. Bakın siz de onu söylediniz, Güngör Bey de mesela söylüyor, sosyal anlıkta, yani şöyle burada... Hukuk doğru. Ama güç varsa... işte onu söyleyeceğim. Hocam, bakın, yani güç de anlıyor. Şimdi uluslararası hukuk dediğimiz şey hocam, siz de çok iyi bilirsiniz. İnanmıyorum. Yani inanmıyorum. Sahada güçlüyseniz... O kadar. Hukuk sizden yana. Yani sahada güçlü değilseniz... istediğiniz kadar uluslararası hukuk olsun... ki 4 tane dediğimiz gibi karar vardı, uyguladılar mı? Hiçbir Hayır. şey yok. Veya dünyanın kendini jandarması zanneden devletleri... bu konuda bir şey yapabildi mi? Hayır. Yani burada hocam komutanın dediği gibi... Güçlüyseniz hukuk İşler. Güçlü değilseniz hukuk bir kenara. Ve ama şu var. Şu an biz güçlüyüz. Hep sahada güçlü da güçlüyüz. Hep güçlü olmak zorundayız. Önümüzdeki süreçte o güçlüğümüzü devam ettirmemiz lazım. 92'de Azerbaycan'ın bağımsızlığının kazanmasıyla birlikte aslında o bölgeden çıkıp giden Rusya'nın tıpış tıpış gelmesi, oraya tekrar yerleşmesi. Komutan bu konuda daha şöyle şimdi tam aslında Ruslar... stüdyodaki dostlarımız duyuyor mu? Bu duyuyoruz. İlham Ali'ye harekatın başladığı andan itibaren Azerbaycan'da Karabağ kaçkınları, yani göçkünler olarak adlandırılan Karabağ'dan çıkan insanların pozisyonu ile ilgili çok ciddi açıklamalarda bulundu. Oraları dedi saraylar gibi yapacağız Karabağ için. Yeniden ayağa kaldıracağız. Yeni kentler kuracağız. Kurtulacağız. Orayı dedi Azerbaycan'ın değil Karabağ, Kafkasya'nın göz bebeği yapacağız dedi. Yollar yapacağız, inşa edeceğiz dedi. Zaten şöyle de bir şey var. Biz kaç günden beri yayınları takip ediyoruz. Bu Karabağ'ın her bölgesindeki insanlarda Bakü'de ve Gence'de ağırlıklı olarak iki büyük kentte bulunuyor. Bir an önce kendi kentlerine dönmek için sabırsızlık var. Ama bakın dünyanın gözünün önünden geçeni anlatayım. Ben şu şeyi yakından takip ettim. Ermeniler sadece işgal yapmamışlar. Tarih ve medeniyet katliamı da yapmışlar. Yani camileri, tarihi eserleri çalmışlar. Orada Türklere ait ya da başka orada medeniyetler kurmuş insanlara ait hiçbir iz bırakmayıp çoğunu talan etmişler. Bu İlham Aliyev'in tekrar ayağa kaldıracağım demesi süreci de belki de, yani ben bir gazeteci olarak söylüyorum, bu 5+5'i bunun için kabul etti. Çünkü bu Han kentinin ve belirli bölgenin pozisyonu tam netleşmedi. Ama şu var, bize verilen kesin bilgi, bütün Karabağ'da, Dağlı Karabağ dahil Azerbaycan yasaları geçerli olacak.
Bu çok önemli. Bu önemli. Azerbaycan para birimi kullanılacak. Yalnız burada işte bu 40 bin civarında sayıları belli yani 40 bin üzerinde de olabilir ortalama. Ermeninin statüsü, bunlar Azerbaycan kimliği mi taşıyacak? Yoksa hala ceplerinde gayrimeşru olarak orada kurulan yapının verdiği kimlikler var. Bunlar mı? Bunların eğitim dili, işte sosyal hakları ne olacak? Bu elbette ki bir süre sonrası netleşecek. Ben Lavrov planında bunu söyleyeyim. Lavrov planında bu bölgeye özel statü tanınması vardı. Ama bu şeyde özellikle altını çizir size söylediler. Hiçbir statüyü ve statikoyu kabul etmedik. Ve karşı tarafa bunu kabul ettirdik dediler. Ama sadece bu Ermenilerin kültürel hakları, insani erdemler gereği 40 bin civarında o bölgede bulunan Ermenilerin Azerbaycan'ın otoritesi ve koruması altında Laçin koridoruyla da açılacak o koridoruyla da Ermenistan'la bağları sağlandı. Ama burada bir gri alan da var. Yani bu plan bu başka bir şekilde alanda da uygulanabilir. Yani buna da çok dikkat etmek lazım. Şöyle yorumlar da var. Laçin koridorundan doğru bu bölge yani Hankenti merkezli Ermenistan'a bağlı kalacak bir şekilde. Yani uygulamayı göreceğiz. Buna karşılık da Azerbaycan'ın Nahçıvan'a bağlanması sağlandı. Yani evet, bu karşılıklı bir alıver var. Evet. Ama bu uygulamada göreceğiz. Ama Bakü kaynakları kesinlikle burada bütün Azerbaycan yasaları, bizim para birimimiz geçerli olacak. Sadece diyor 1991'de şunu söylüyorlar bak diplomatik kaynaklar. 1991'de Sovyetler Birliği dağıldığında bizim meşru sınırlarımız Ermenistan ve Azerbaycan'la belli. Karabağ bölgesinde de o dönemde Ermeni aileler vardı. Yani Azerbaycan Türkleri ile birlikte yaşıyordu. Bakü'de de var bu aileler, Gence'de de var. Eski Sovyetler Birliği'ndeki bu yer değiştirme siyasetinden dolayı ne yazık ki bu bölgeye Ermeniler getirdi. Azerbaycan bunları kabul ediyor. Şimdi yani başka bir tarafı çok... daha işin içerisine katarak devam edelim. Stüdyoya da bir taraftan döneyim. Az önce saydık aslında tek tek kentleri ama özellikle orada Hocalı'yı sormak istiyorum. Çünkü travmatik bir durum söz konusu Hocalı tarafında. Özel olarak Hocalı'nın geleceği ne olur? Şimdi Hocalı'nın bir kısmı zaten kurtarıldı aslında ama tamamı Hocavent şeyin tamamı alınmadı. Bu anlaşma bizim söylediğimiz yanlış ifade etmeyelim. Hankenti, Ağdere ve Hocalı'nın bir kısmında işte biraz önce Güngör Bey'in tarif Hocavent, ettiği bir... Hocavent, Ağder, evet. Hankenti, Hocalı, orada bir, orada onlar bir, sadece. Evet, belirsizlik var. Ben tabii bu biraz şey oluyor. Belirsizlik mi var, Ermenistan tarafında mı kaldı? Şöyle, oraya bazıları yerleştirecek, onun tam durumu statüsü belli değil. Ama Karabağ bölgesi artık özel bir cumhuriyet değil. Karabağ bölgesi... Ben öyle yorumluyorum. Yani öyle Azerbaycan'a ait zaten. Yani artık yani Azerbaycan. Bu çok önemli. Sadece Karabağ'ın başkenti diye bir şeyden bahsetmiyoruz. Hayır. Yok, bu çok önemli. Para kullanıyor diye bak Güngör Bey hakikaten sahada da çok etkin. Biraz önce Güngör Bey siz yokken arkanızdan konuştuk ama merak etmeyin iyi konuştuk yani. Şey yapmadık yani. Bunu o bölüm çok önemli. Bu bağlamda bizim ama o gri alanlar dediği yani o orada yaşayanlarla hani Ermenistan arasındaki koridorun nasıl kullanacağı bölümünü biraz daha zaman geçince anlayacağız. Ama şimdi şöyle Rusların çok çok akılcı Putin'in akılcı yaklaşımları var. Yani daha o olaylar olurken o Laçin koridoruna araziye çadırlı ordugah şeklinde askerleri getirdi. Yani o barış gücü olan grup aslında çadırlarla o bölümü yerleştirdi. Yani o kafasında onların o plan var. Biraz önce bu ilk şey dedik ya orayı tam kontrol altına bırakmak istemiyorlar Azerbaycan'ı. Ama bunu şimdi safa safa düşünmek lazım. Yani şimdi kaybedilmiş bir toprak vardı. 7 reyon Kalabağ'ın dışında da büyük kısmı alındı. %90 diyelim buna biz. Yani 5'i alındı. 5'i alındı yani büyük kısmı alındı. Kritik arazi arzalandı askeri zirve anlamında bu çok önemli. Şimdi bunu bir sonraki safhaya bırakılabilir. Efendim bu savaşla olmaz anlaşmayla olur. Bir kere şunu herkes biliyor. Yani bizim Türklerin yanında yaşayan oradaki diğer vatandaşlar. Ermeni şeyini çok kullanmak istemiyorum çünkü bunlar sonuçta oranın vatandaşı. Onların herhangi bir şekilde zarar görmesi mümkün değil. Yani orada Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu tam kontrol altında olsa bile oradaki vatandaşlar yaşayabilir. Bu eskiden gelen yani eskiden orada yaşayan 92'den önce orada yaşayanlar yaşayabilir. Bununla ilgili sıkıntı yok. Ama bu gri alanlar dediği Güngör Bey'in özellikle altın çizdiği alanın bir başka format yani orada bir başka devletçik gibi olmaması için gereken tedbirlerin ve yönlendirmenin güvenlikleştirmenin sözler anlamda da yani sadece anlaşma yapma değil. Anlaşma sonrası olan bölümde de yapılması lazım. Bu önemli. Tabii bu koridorun, Nahçıvan üzerinden gelen koridorun aslında Çin'den gelen yol bağlantısıyla ilgili konusu da var. Yani o biraz daha
O tartışma daha çok sürecek. Yani o bölümler çok sürecek ama şu an biz ne kazandık ona bakalım. Bizim için şu anda yani doktor, Azerbaycan açısından şey sorabilir miyim olumlu bu arada? Şeyler var. Buyurun. Şimdi toprak değişimi söz konusu olabilir mi? Aslında benim kafamda yani, olan şuydu. Yani şeyle Nahçıvan'la Azerbaycan ve Türkiye'nin bağlantısı kabul edilmedi. Niye? Çünkü bu önümüzdeki süreçte olma ihtimali var mı? Yok, bence yok. Şöyle olmasını isteriz. Ermenistan'ın kuruluş felsefesine Batı tarafından ters. Ama ben hep şunu dile getirmeye çalıştım. Ermenistan'la böylece İran'ın da arası kapanmış. Abi biz İran'da kapanacak. Ben hep şunu getirmeye çalıştım. Burada yıllarca işgal, haksız yere işgal edilmiş. Birçok insanın katledilmesi olayı var. Şimdi hocayla ilgili bir cümle söyleyeceğim şeyden sonra. Buna karşı Alsasyon'un örneği gibi. Alsasyon'un örneği gibi Fransa. Evet. O bölgenin de tazminat olarak alınmasını ben hep söyledim. Ama tabii uluslararası hukuk diye bir şey yok. Bu sonuçta bir güçlerle olan mücadele. O bölümü ayrı konuşuruz. Hoca ile ilgili vermememizin bir sebebi de Güngör Bey'den buradan katkı bekliyorum birazdan. Biraz da orada çok sadece biz 600 kişilik katliamdan bahsediyoruz ama daha fazla katliamlar da var. Karabağ'ın o Hocalı simgeleşmiş katliam. Ya başka da katliam var. Acaba verilmemesinin sadece Saçık önemiyle ilgili mi yoksa oralarda acaba kazıldığı zaman başka katliamlar da mı çıkacak? Bunun da ayrıca ilerleyen zamanda konuşulması belki Güngör Bey'de bilgi vardır, varsa söylesin yoksa bir de şey sonra var, da konuşabiliriz. Komutanım üçüncü maddede var. Biraz önce Laçin koridorundan bahsettik ya. Laçin koridorunda ora 3 yıl için bir süre belirlenmiş o koridorun. Evet. Ermenistan'la Azerbaycan arasında sağlanacak koridor 3 yıl için olacak. 3 yıldan sonrası ne olacağı noktasında bir belli şey yok. Belli değil. Evet. Yani 7. maddede böyle bir şey de ya, var. Barış anlaşmaları, ateşkes anlaşmaları bu şekilde mi yapılır? Ama şimdi bazı şeyler açık bırakılmaz yapılır ki şey olsun diye. Şimdi Lozan'la Mudanya arası da çok farklı. Yani ilk başta bu yapılır, sonra üzerine müzakere edilir. Evet. Nihai sonuca varılır. Peki bir de şunu sormak yani bu istiyorum. Nihai bir anlaşma değil neticede. Yani Güngör Bey de bir katkı verecekti alacağım galiba. Alacağım bir saniye. Pardon, özür dilerim. Ben moderatörlüğe söylüyorum oğlum. Kusura bakma, mağdur olayım. Yani, arkadaşlar bakmayın. Özgür Bey soracak mı? Nasıl sorulur? Kusura bakmayın. Programın heyecanının içerisinde moderatörlüğü kaptırdım ya. Olur iş değil. şimdi Rusya tarafından da hikayenin içerisine bakmak lazım. Birazdan Yavuz Bey oradan, Güngör Bey oradan da katkı sunarsa sevinirim. Çünkü bir tarafta Rusya'nın hem Stachko korumaya çalıştığını biliyoruz. Evet. Hem işte Paşinyan'dan kurtulmak istediğini biliyoruz. Evet. Hem Ermenistan'ı çok da böyle gözden düşürmek istemediğini görüyoruz. Hepsini biliyoruz. Başardı gibi. Hepsini başarmış gibi görünüyor. Nasıl değerlendirirsiniz diye sorayım, öncesine başlayayım. Evet. Yani orada sadece Paşinyan değil, Ermenistan devletinin Avrupa'nın güdümünden kurtarılması mücadelesiydi. Yani orada sadece Paşinyan Batı yanlısı. Çünkü. Tabii Batı aynen. Yanlısı. Küresel işte, değil. Küresel. Tabii yani komutan da dediği gibi küresel bir yapının elinden kurtarılması ve Kafkasya'daki etkinliğinin tekrardan sağlanması amacını güdüyordu. Burada sağlamış mı? Şu an itibariyle baktığımızda evet orada nihai olarak baktığımızda kazananlardan biri de Rusya olmuştur. Onu görebiliyoruz. Yani netice itibariyle Ermenistan'da istediği hamleleri yapmış ve Ermenistan'da önümüzdeki süreçte tekrar kontrol altına alacaktır. Ama dediğimiz gibi yani burada esas olan Ermenistan'ın durumundan ziyade önümüzdeki süreçte nihai anlaşmanın nasıl yapılacağı, nereye evrileceğini iyi izlemek lazım. Burada Sayın Aliyev'in de sürekli deklar ettiği Türkiye'nin de işin içinde olması gerektiği. Yani masada olacaksa Türkiye'nin de masada olması noktası çok önemli. Türkiye masada olduğu takdirde Azerbaycan'ın eli çok daha kuvvetli olacaktır. ve nihai anlaşma da eminim ki bugünkünden çok çok daha farklı ve çok çok daha tatminkar bir anlaşma olacaktır. Güngör Bey, siz nasıl değerlendirirsiniz? Ya da ne konuşuluyor? Yani bu anlaşma ileride tekrar revize edilmeye açık. Çünkü muallak ve gri alanlar olan özellikle Özgür Bey'in söylediği Hocalı ki Bosna ile beraber yüzyılımızın en ciddi katliamlarından biridir. Şöyle düşünelim, Bosna canileri, Karadžić ve diğerleri Lahey Adalet Divanı'nda uluslararası ceza alarak yargılandılar. Çünkü eğer Hocalı'ya ve çevresinde bazı bölgelere Azerbaycan girip uluslararası gözlemcileri burada götürüp belirli incelemeler yapıldığında, toplu mezarlar ortaya çıktığında bunu Erivan taşıyamaz. Çünkü bu katliamı yapanlardan biri eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan. Hı hı. Yani Hocalı'da. Belki bundan dolayı Erivan, yani Ermeniler özellikle burası konusunda Moskova'ya talepleri olmuş olabilir. Ama İlham Aliyev Şuşa'yla birlikte Hocalı'yı da atıfta bulundu. Oradaki şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, onu da hesabını soracağız.
Yani bu Han kenti başta olmak üzere Ahdere, Hocavent ve Hocalı bölgeleri bir süre daha benim anladığım müzakere edilecek. Burada gene bir Rus uyanıklığını görüyoruz her zaman yaptıkları. Laçin koridorunu kendi kontrollerine aldılar. Ben gerçekleri söyleyeyim. Bu Dağlık Karabağ'da da bazı bölgeleri böyle gri ve muallakta bırakarak Bakü'nün her zaman kendileriyle çalışmasını sağladılar. Şöyle düşünelim. Bütün Karabağ'ı sorunsuz bir şekilde kontrol eden Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri kimseyi minnet etmez. Yani böyle hem Laçin koridorunu elinde tutmayan orada askeri uzmanlar var. Eğer Laçin koridoru Rusya'nın bir etki alanında olmasa bölgedeki askeri varlığı da anlamsızlık kalır. Sadece Güney Kafkasya değil, Kafkasya'nın kuzeyinde de iki tane büyük üssü var. NATO zamanından bir konumlanan. Ermenistan'da Gümrü'de ve Erivan'da üsleri var Rusya'nın. Yani Rusya bu ateşkesi, hani Anadolu'da bir tabir vardır, babasının hayrına yapmadı. Kendi kazanımlarını da elde etmek için alana girdi. Ama burada ilk defa tatbikatlar dışında bir ilk yaşanıyor. Bunun da altını çizeyim. Tatbikatlar dışında bir ilk yaşanıyor. Türkiye belki gözlem gücü, belki ortak devriye, belki barış gücü olarak bu ileriki hem askeri Türklerin gönderdiği askerlerle alacağız. Karabağ'da olacak. Yani bizim subaylarımız, askerlerimiz Karabağ'da görev yapacak. Bu gerçekten stratejik olarak çok önemli. Şöyle bir şey var. Bu 45 günlük askeri harekat sırasında Bakü'yü sıkıştırdılar. Bakın size bir tarihi söz derler ya, böyle bir noktayı TV 100 ekranında ilk defa açıklayayım. Bu plan birden gelmedi. Yani bakın çok detaylı maddeler var. Koridorlar falan şekillenmiş. Asker sayıları belli. Rus askerleri hazırmış. Yani bir asker bir yerden bir yere hazır kuvvet değilse öyle hemen alana girmesi. Evet, şey evet. Şu anda Şuşa'ya gittiler. Şu yayını yaptığımız saatlerde size söyleyeyim. Evet. Rus gözlem güçleri Şuşa'da. Yani hızlı bir şekilde gerçekleşti. Aliye bu baskıyı gördükten sonra gerçekten hani böyle olağanüstü dönemlerde 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl çıkıp o liderlik vasfıyla konuşması kulaklarımızdaysa İlham Aliyev uluslararası bir medyaya verdiği röportajda çok ilginç bir şey söyledi. Hatta ben bir gazeteci olarak bunu neden söyledi ki diye sorguladım. Hı. Ama diplomasi böyle bir şey. Dedi ki eğer dedi Karabağ bizim kabul etmediğimiz üçüncü bir ülkenin gücü askeri gelirse diye bir kelime kullandı. Türk F-16'ları da Bakü'de. Biz dedi Türkiye ile birlikte hareket edip onu kullanacağız dedi. Yani Türkiye'nin dengeleyici gücü, bugünkü köşe yazımın başlığı da o benim. Türkiye bu son süreçte sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız. Azerbaycan nasıl isterse, yani ucu açık bir kelime. Para mı istiyorsunuz? Asker mi istiyorsunuz? Diplomasi mi istiyorsunuz? Adam mı gönderelim? Yani bunun altına ne koyabilirsen koyulsun. Nasıl isterse yanındayız. Bu biraz Putin, konuklarımız bilir. Putin diplomasi santranç oyunu gibi yapmayı çok seviyor. Ben bunu Suriye'de çok gözlemledim. İki hamle yapıp ne kazandığına bakar. Karşı tarafında hamlesini gözlemler. O ne alacak diye bakar. Aynısını Kafkasya'da yaptı. 45 gün bekledi. İlk hamlesini şu şekilde yaptı. Kolektif işbirliği anlaşması dedi Karabağ'da uygulanamaz. Çünkü Karabağ dedi Ermenistan toprağı değil. Ermenistan'a saldırılırsa tadım. Otomatikman Aliyev'e dedi ki orası Azerbaycan dedi. Elini çok rahatlattı. Birinci hamlesini bu. Sonra baktı. Soros fonlarıyla gelen Paşinyan'ın Macron'la şarap partileri verip sonra uyuştu şarapla kafayı bulup Şuşa'da bütün Türk dünyasını tahrik eden. Bakın bir Ermenistan devlet başkanının tarihi kadim kenti Şuşa'ya. Tarihçiler çok iyi bilir. Karabağ Hanlığı'nın göz bebeği. Size söyleyeyim Şuşa neresidir biliyor musunuz? Şuşa Oğuz Kağan'ın yazlığıdır. Yani Gede Korkut'un gezdiği diyarlardır orası. Oraya gidip halay çekip kendince o şarap kadehlerini kaldırıp Türk dünyasını tahrik etmenin bedelini ödediler. Ondan Aliyev Şuşa olmasa bu iş yarım kalır dedi. Yani böyle bir mücadelenin içinde Putin bütün jeopolitiği çok iyi kuruyor. Kendisi eski bir KGB ajanı. Bunun müthiş eğitimlerini yaptı. Devletler ve toplumsal sosyolojileri, alan gerçekliklerini biliyor ve Azerbaycan'dan yana bir tavır aldı. Ama gazeteci olarak yorumu da söyleyeyim Ermenistan'ı da tam ezdirmedi. Evet. Alanda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri etki oluşturdu ama bir şekilde alanda Ermenilerin de etkisini olmasını istiyor. Çünkü Karabağ sorunu tamamen biterse bir sorunsal olarak masadan kalkıp Azerbaycan lehine %100 sonuçlanırsa Rusya'nın oradaki etki alanı da azalır. Bunu da bir nevi koruyor Putin. Özetle anlatıyorum. Kaybeden Paşinyan'dır, kaybeden Ermenistan'dır, kaybeden Macron'dur. Kaybeden Ermenistan diasporasıdır. Fransa'daki Los Angeles'ta bulunan Ermenistan diasporasıdır.
tırnak içinde de bir şey atlayan bu sürecin bu kadar hızlı olmasının dolaylı da olsa Amerikan seçimleriyle alakası var. Korona sürecinde Trump ve Biden rekabetinde Amerikalı CIA ajanları ve diplomatlar Güney Kafkasya'ya fazla çalışamadılar. Çünkü biliyorsunuz bakanlar alındı apar topar. Biden kimle çalışacak? Tarihin bir tekerrük de bu takvime de denk geldi. Eğer Amerika başka bir pozisyonda olsaydı Ermenileri bu kadar yalnız bırakmazdı. Bunu da söyleyeyim. Yani Ermenistan'ı bu kadar yalnız bırakmazdı. Peki bu notla birlikte ben bir reklama gideyim, sonrasında devam edelim, olur mu? Olur, iyi yayınlar. Peki bir reklam arası, sonra devam ediyoruz. Siren sesleri yurdun dört bir yanında yankılandı. Tüm Türkiye tek yürek oldu. Ankaralılar atasını unutmadı. Saat 9:05 geçe başkentte hayat durdu. Sirenler acı acı çaldı. Başkent 82 yıl önceki matemi bir kez daha yaşadı. Trafikte olanlar araçlardan indi. Yayalar olduğu yerde bekledi. Milyonlar bir dakika boyunca Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşundaydı. Kalbi hüzün, gözleri yaş doldu. Hüngür hüngür ağladı. Tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da saat 9:05 geçe hayat durdu. Ramazan Doğru isimli vatandaş aracından indi, saygı duruşunda bulundu. Atamızın aramızdan ayrılışının yaşattığı hüznü gözyaşlarıyla akıttı. Saygı duruşunun ardından aracına bindi, hüngür hüngür ağlamaya devam etti. Bu vesileyle de bütün şehitlerimizin, ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimizin hepsinden Allah'tan rahmet diliyorum. Allah hepsinin nur içinde yatırsın. Çok şeyler borçluyuz, ödeyemeyiz. Otobüsten indi, saygı duruşuna geçti. Bir dakika boyunca korna çalıp bekledi. Antalya'da bir belediye otobüsü şoförü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü böyle andı. Saatler 9:05 geçeyi gösterdiğinde yolcu dolu otobüsü yolun kenarına çekti. Araçtan inip şoför koltuğuna açılan kapının yanına geçti. Atamız için 60 saniye boyunca bekledi. Bir yandan da kornaya basarak siren sesine eşlik etti. Otobüs içindeki yolcular da inmeden ayağa kalktı. Saygı duruşunda bulundu. Siren sesleri durunca aracına binip yoluna devam etti. Canım, canım, her şeyim Atatürk'tür benim. Tüm tedbirlerini aldı, 10 Kasım'da tören alanına geldi. Gözyaşlarına boğuldu. Her sene ağlarım ben böyle. Nefesimi tutamıyorum. 80 yaşındaki Zahide Şimşek Konya'da yaşıyor. Her sene olduğu gibi bu yılda 10 Kasım için tören alanına geldi. Tüm korona tedbirlerini de yanında getirdi. Bütün hayatım, kanım, canım, her şeyim Atatürk'tür benim. Saatler 9:05'i gösterdiğinde o acı siren sesi duyuldu. Şimşek herkes gibi saygı duruşuna geçti. Ancak gözyaşlarına hakim olamadı. Her sene ağlarım ben böyle. Fotoğrafını görsem ağlarım, kendini görsem ağlarım. Nefesimi tutamıyorum. Ay teyzem ne güzel anlatıyor değil mi? Evet. Atatürk sevgisini öyle rahat nefes alamıyorum. Bitmez. Şu maskeden ama yine de. Deyip o sevgiyi tabii ki kimse alamaz çünkü şurada duruyor. O farklı bir yani, yerde, farklı bir yerde. %99 benden o sevgiyi almaları için yüreğimi sökmeleri lazım. %99.9'unda Atatürk sevgisi vardır. Yani o kalan %0.01'i de artık çok fazla şey yapmıyorum. Onlar da zaten onlar umutsuz vaka. Almayalım çünkü onlar farklı. %99.9'unda ben bu sevginin olduğu inanıyorum. Ya bu topraklarda nefes alıyorsak, bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, bak bugün topraklarda bu şekilde konuşabiliyorsak Atatürk sayesinde. Evet. Yani bunu kimse evet. inkar edemez, inkar Vallahi da etmemeli. Bir erkeğin yani, bunu söylemesinden yani, belki iki kat daha. Yani savaş pilotu, kadın savaş pilotu. Tabii. Bir deha yani. Evet, deha kesinlikle yani, bir deha.
Öyle görmek hem sivil yani. Hayat açısından bir daha, hem askeri hayat açısından tabii bir ki. Daha ve zaten onu deha yapan da bu. Türklerin başına gelmiş hayattaki en müthiş yani. Şey gerçekten. İncelik, hem tabii. zarafet, hem deha, hem öngörü. Yani ne söylesem az kalacak. Ya yani aradan geçmiş kaç yıl, geldiğimiz nokta bize oradaki toprağın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ve bir adam düşünün, bir deha, bir müthiş kişiyi düşünün ki cebinden ülkeye toprak alsın. Tabii ki o Nahçıvan'la aramızda şey... İnsanın babası oğlunu almıyor ya. Orayı Türk kapısı var diyor. Tabii, buyurun. Atatürk Nahçıvan'ı Türk kapısı olarak evet. kullandı. Evet. İşte 10 Kasım'da anıyoruz. Ve İran Şahlığı'na kadar hem dönemin Sovyet idaresiyle de o bölge için mücadele etmiştir. Aynen. Ve Türkiye'de gündeme pek gelmez. Orada çok değerli hukukçu konuğumuz var. Türkiye Nahçıvan'ın toprak bütünlüğünün garantörüdür. Kesinlikle evet. Yani onu da o dönemin Moskova idaresine kaydedilmiştir. Yine 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz. Neden Büyük Atatürk? 1933'te Amerikalı gazeteciye verdiği röportajda boyunduruk altında bulunan Türk Cumhuriyetlerinden ki bunlardan biri de Azerbaycan'dır. Onlardan söz ederken onlar diyor bir gün diyor yani 1991'i görmüş. 1989'da evet. Berlin Duvarı'nın yıkılmasını görerek evet. onlar bir gün diyor özgür olacak diyor ve biz o güne diyor hazır olmamız gerekiyor diyor. Türkiye'de çok bilinmeyen bir şey de anlatayım Mine Hanım. Buyurun lütfen. Atatürk Latin alfabesine. Ha bu da çok önemli. Elbette Batı'yla entegre olmak yani dünya milletleri daha iyi diyalog kurmak için geçmiştir ama ana nedeni nedir biliyor musunuz? Lenin'in yönettiği Sovyetler Birliği'nde Latin alfabesi kullanılıyor. Türk dünyasıyla bu çok önemli. Nedeni de şu, tabii Türk dünyasıyla dil birliğini sağlamak için, alfabe birliğini sağlamak için Latin alfabesine geçiyor. Ama asrımızın en büyük canisi olan Stalin, Lenin'den gelince uyanıyor bu konuda. Çirle geçiyor. Anadolu diyor, Latin alfabesine geçti, Türkçe geçti. Bakü'deki bir Türk diyor, Hakimiyeti Milliye Gazetesi'ni okumaya başladı diyor. Yani web üzerine Kiril alfabesini Sovyet çok Cumhuriyetlerinde, önemli. Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan'da kullanılıyor. Bir tek milletin diline alfabesine dokunmuyor. Tarihi söz söylüyorum. Stalin. Ermenilerin alfabesine dokunmuyor. Evet. Ermenistan'ın alfabesi. Yani bu alfabe çok önemlidir. Biz alfabe ve dil birliği olmadan birbirimizi anlaşamayız. Evet. Bir diğer yandan da ne yapıyor biliyor musunuz? Fazla uzatmadan. Azerbaycan'da ayrı bir Kiril alfabesi kullanıyor. Kazakistan'da ayrı bir Kiril alfabesi kullanıyor. Tabii, Özbekistan'da ayrı bir Kiril alfabesi kullanıyor. Bu Sovyetler Birliği içindeki Türkler de diyor birbirleriyle anlaşamasın diyor. Birbirinin yazdıklarını okuyamasın, birbirinin dilinden anlamasın diye böyle bir proje uygulanıyor. Bu arada konu mecburen değiştireceğim bir son dakika gelişmesi olduğu için Hazine ve Maliye Bakanı Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halihazırda yemin etti. İlk açıklamaları önemli. Enflasyonla mücadelenin öncelik olduğunu söylüyor. Bir önceki yeni ekonomi programında da zaten öncelik olarak ortaya konmuştu. Ancak enflasyon hedefinin Merkez Bankası tarafından 4 kere yeni ekonomi programının içerisinde de bir kere değiştiği düşünecek olursa bir yıl içerisinde toplam 5 kere enflasyon hedefinde bir değişme gerçekleşmişti. Mali disiplini sürdüreceğiz diyor Lütfi Elvan ilk yaptığı açıklamayla. Türkiye piyasa dostu dönüşüme odaklanmayı sürdürecek diyor. Kura dayalı işleyen bir piyasa ekonomisi geleneğine sahip Türkiye hatırlatmasını yapmış. Burada enflasyonla mücadele sürecinde tüm araçlarımızı kararlı şekilde destekleyeceğiz deniyor. Gerçekçi bir risk yönetimi ve kamu finansmanının kalitesini artıracağız bu yolla demiş yine. Önemli olan kurumların güçlendirilmesi, kurların etkili biçimde işletilmesidir açıklamasında yapıyor. Ekonomi politikalarımızın ilk yaptığı basın açıklamasından okuyorum. Ekonomi politikalarımızın esası büyüme ve istihdamı artırma amacıyla uluslararası normlara uygun, şeffaf, öngörülebilir, hesap verilebilir politikaların tasarımı ve uygulamasının sağlanmasıdır. Türkiye kura dayalı işleyen bir piyasa ekonomisi geleneğine sahiptir. Önemli olan kurumların güçlendirilmesi, kurların etkili bir biçimde işletilmesidir. Bu kapsamda oluşturacağımız politikalarda ilgili tüm tarafların katkısını alarak istişareye dayalı katılımcı bir anlayışla hareket edeceğiz. Diyor ki bu cümleden iletişimin önemi tutulacağını da anlıyorum.
Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız. Öncelikle olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini maliye politikaları ve tüm araçlarımızla kararlı şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yönetimiyle kamu finansmanının kalitesini artıracağız. Dört açıklamalarla birlikte böyle CDS puanlarında da düşüşler var, onu da hatırlatayım. Vergi düzenlemeleri başta olmak üzere mevzuatta öngörülebilirliğin artırılması ve bu sayede yatırım ortamının hem yerli hem de uluslararası girişimciler açısından her bakımdan iyileştirilmesi için gerekli adımlar başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere ilgili tüm taraflarla işbirliği halinde atılacaktır. Uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla bir taraftan tüm vatandaşlarımızın üreterek gelir elde ettiği bir ortam tesis edilirken diğer taraftan başta COVID-19'un olumsuz etkilerini gidermek üzere insan odaklı bir anlayış içerisinde sosyal programlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Diyor, küresel salgın etkilerinin azaldığını, yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacağını önümüzdeki dönem söylüyor. Bu çerçevede makroekonomik istikrar güçlendirirken mikro reformları içeren bir piyasa dostu dönüşüm programına odaklanacağız. Üretim süreçlerinin ihracata dönük, yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüşmesini sağlayarak yerli üretim kapasitemizi artıracağız demiş Lütfi Elvan. Gelir gelmez ayağın tozuyla yapmış olduğu ilk basın açıklamasında ben de hatırlatmış olayım. Bu arada kurda bir gevşeme söz konusu. Sabah saatlerine göre 25'lerdeydik. 8-18'lere doğru, 17'lere doğru geldik. Ben bir yorum yapabilir miyim bu konuyla? Lütfen buyurun. Şöyle, iç politika anlamında değil. Şöyle, şimdi bizim toplumda şöyle bir şey var. Yani işte bir hazine bakanımız gelecek. Yani şu an için söylemiyorum. Bir öncesi kaç kim gelirse gelsin. Elinde sihirli bir değnek var. Hani ona dokunacak. Ve ondan sonra bütün her şey düzelecek. Ben böyle bakmıyorum. Ben şöyle bakıyorum. Bu kısa gündem için söylemiyorum. Yani bütün o üretim. Yani şöyle. Yani bir Türkiye Almanya gibi olmak istiyorsa üretim açısından söylüyorum. Yani üretmemiz lazım. Yani bunun, bu da çok basit aslında. Sattığımız miktarın aldığımız miktardan fazla ve en azından dengede olmasa. Cumhuriyet'in yani 10 Kasım'la ilgili balans söyleyeyim. İlk yıllarda hep Osmanlı'nın son yılı borçlanmayla geçiyor. Çok dikkat ediyorlar. Diyorlar ki ya yamalı giyin. Temiz giyin ama. Yani şu mantık şu. Dışarıdan fazla malzeme almayacağız, kendimiz üreteceğiz veya dengeyi kuracağız. İdeal olan da fazla malzeme satmamız lazım. Şimdi biz bu dengeyi kurmadıktan sonra, yani ben birkaç günlük o iner CDS'ine, o çıkar bilmem ne olur falan ama biz ithalatımız, ihracatımızdan fazla olduğu sürece ben döviz kurunda veya diğer konularda uzun vadede çok başarılı olacağını zannetmiyorum. Yani bir örnek de söyleyeyim. Şimdi Türkiye'nin tekstil ihracatı var değil mi? Çok dünyada çok ön plandayız. Evet. Peki ara mamul ithalatı var. Yani makinesine gidiyorsunuz gene İsviçre'den alıyorsunuz. İşte pamuk ilk bilmem neden alıyorsunuz. Yani bu ara mamulleri de azaltarak gerçek anlamda katma değerli bir ihracat politikası olduktan sonra o zaman Hazine Bakanı'nın şöyle yapması böyle yapması bunu eleştiri anlamı söylemiyorum veya övme anlamı söylemiyorum. Yani bizim ana konumuz üretimle ilgili olması lazım. Mali yani politikalar çok evet, fazla şey değil. Bu yani. Son dönemde de milli ekonomi modelinin oluşturması noktasında çok ciddi çalışmalar güzel, var. Yani üretime iyi. Üretime dayalı bir ekonominin oluşmasında ara mamullerin üretilmesi. Kesinlikle evet, ben onu hissediyorum. Yani, evet. Türkiye'nin gelişmesi nasıl savunma sanayinde şu an işte %70'i %80'ini tedarikini kendi kendimize sağlayabiliyorsak diğer tarımda, üretimde, diğer bütün dallarda Türkiye'nin kendi kendine yetebilir veya dışarıya ihraç edebilir duruma gelmiş yani olması gerekiyor. Orada acı olan yani, şu, ben ama çocuktum ve bize ilkokulda Türkiye'yi o zamanlar yerli mal haftası da kutlardık. Vardı evet. O zamanlar Türkiye'nin kendi kendine yetebilen 7 ülke içerisinde olduğu bilgisi ile büyüdük. Evet. Sonra işte sahalar vardı, bu koronadan kaynaklı olarak çok fazla bunları konuştuk. Aşı fabrikalarımız vardı. Cumhuriyet inanılmaz kişiler yetiştirdi. Evet. İnanılmaz kurumlar doktorlar çıkardı. Yetiştirdi. Kurumlar yetiştirdi, geliştirdi, kurdu. Pek çoğu hala ayakta duruyor. Pek çoğundan vazgeçmiş olmanın bugün ne kadar yanlış olduğunu görüp tekrar onları kurmaya başlıyoruz. İşte tıpkı Polonya'da olduğu gibi o modelde bir tarım politikası. Evet. Yeniden her şeyin baştan geleceğe, dizayn evet. edileceği, önceleneceği bir hayat kurmak mecburiyetindeyiz. Bu işte COVID-19 hiç beklenmedik bir şeydi evet. ve bu beklenmedik hikayeyle biz gördük ki parasını versek bile malı alamıyoruz dışarıdan. Tamam. Çünkü yok.
Dolayısıyla evet üretim çok önemli. Hızlı bir şekilde üretim modeline geçilmesi Türkiye'de gerekiyor. Türkiye'de bu konuda da çok ciddi ataklar var, çok ciddi çalışmalar da var. Bunu yani gözlemliyoruz mecbur da zaten yani. Tabii ki var ve bunları yani. Yapmaya da devam etmek mecburiyetinde. Bir reklam arasına gidiyorum. Reklam arasından sonra devam edeceğiz. Güne devam ediyoruz. Güne bakışa araya böyle bir son dakika açıklamasını da aldık. Lütfü Elvan'dan gelen ilk açıklamalar diye binaen etmesinin ardından basın açıklaması. Dönelim biz Karabağ meselesine. Ufak ufak oraları bir bağlayalım artık sonuca. Gerçi sonuca bağlanması için daha çok su kaldıracak orası, öyle görünüyor. Sizin son değerlendirmeleriniz nasıl olur diye önce size evet, vereyim sözü. Şimdi şöyle, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin 10 Kasım'a gelmesi de ayrıca tabii güzel oldu. Bir yanda hüznü, bir yanda sevinci yaşamanın da vermiş olduğu bir haz içindeyiz. Çünkü ulu önderimiz Atatürk'ün bir şeyi vardır. Hatta Azerbaycan Türkçesiyle o dönemin Mehmet Emin Resulzade'ye gönderdiği bir mektup vardır. Eleminiz bizim elemimizdir, hoşbahtlığınız bizim hoşbahtlığımızdır diye. Bugün biz o hoşbahtlığı yaşıyoruz, o güzelliği yaşıyoruz. İnşallah Türk milleti önümüzdeki dönemde Türk dünyası bir bütün olarak Avrupa Birliği gibi bir ekonomik, kültürel, siyasi bir birlik kazanır. Bu da Turan yolunda giden ilk adım olur inşallah diye konuyu kapatıyorum. Peki, daha var vaktimiz gerçi. Buyurun Özgür Bey. Vaktimiz varsa. Var tamam. Son söz deyince o yok, yüzden toparladım. 10 dakikamız evet. Var, o tamam. 10 dakikayı böleceğim 3'e. Tamam. Ben tabii Karabağ'daki gelişmeleri olumlu olarak bir Türk vatandaşı olarak olumlu olarak yorumluyorum. Tam istediğimiz olmamış olabilir ama istediğimize en yakın sonucu şu ana kadar elde ettik ki şu anda tabii bu ateşkes anlaşması nihai anlaşma değil. Yani bu sadece bir ön anlaşmanın olduğunu olarak değerlendiriyoruz. Daha bunun üzerine sahadaki kazanımların mecburi olarak anlaşmaya da olumlu yansıyacağını, belki şu anda ele konuştuğumuz konular kafamızda yani gri alan dediğimiz ileride sorun çıkartması muhtemel olan bölümlerinde giderilebileceğini ben düşünüyorum. Çok özür diliyorum. Lütfen. Anlaşma bir de tazminat maddesi olacaktır. Aynı onu soracaktım. Evet. İnsani şeylere cezai meydelerin uygulanması, uluslararası ceza hukukunun devreye girmesi noktasında da dediğiniz gibi nihai anlaşmada bunlar da şimdi, şey yapılabilir. Tam onu söyleyecektim. Evet. Biraz önce bu Alsasyon'un örneğini vermiştim ya şeydeyken yayında mıydık o sırada arada mıydık onu da tam bilmiyorum ama. Yayındaydık. Yayındaydık. Şimdi bu tazminat konusu şöyle çok önemli. Bir, bununla ilgili toprak da alınabilir. İki, para da alınabilir. Ama ben şeyi merak ediyorum. Şimdi benim en çok merak ettiğim konu şu. Yani füzesi bitip bütün ülkelerin para ve destek yardımıyla füze hem de balistik füze alıp sivil şeylere atan bir yönetim. Bu parayı da yani şimdi bu para derken bedava bak, 30 yıllık hocam. Bir işgal. Bak, 30 yıllık bir işgal var. Katliamlar var. Hocalı bildiğimiz daha bilmediğimiz daha ne katliamlar. Bir de şu anda Azerbaycan'ın bu kaybedilmiş topraklarını ele geçirmesi için iş güvenlik harekatı kapsamında harcadığı canlar ve paralar var. Yani silah satın aldı. Bunların hepsinin ödenmesi lazım. Şimdi bunun bu yüksek bir rakam. Yani şimdi bu nasıl ödenecek, nasıl olacak asıl konulardan bir tane. Bunun da bir baskı aracı olarak, kullanılması lazım. Bizde şöyle bir şey var. Yani biz mesela bakın Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlar ne yazık ki geldi. Çok burada şeyler yaptı yani bizim maddi manevi zarar uğrattı ama biz tazminat almadık. Yani bu mesela çok büyük bir yanlışlıktır. Tersi olsaydı biz acayip tazminatlara mahkum edilirdik. Yıllar boyu onlu yıllar boyu ödeyip bitmezdi. Şimdi artık hani o bölüm bile tekrar açılabilir o ayrı bir inceleme konusu hukusal açıdan ama en azından şu an hemen yakın zamanda olan bir örnek var önümüzde. Bunun bu maddi tazminat bölümünün çok üstüne gidilmesi lazım. Eğer bu maddi bölüm ödenmiyorsa o zaman işte biraz önce söylediğimiz toprakla ilgili şeyle ilgili konularda geri adım atılmadan bastırılması lazım diye ben özellikle düşünüyorum. Bu çok önemli. Bir de tabii orada insanlığa karşı işlenmiş bir suç var. Ceza, uluslararası ceza hukuku açısından. Uluslararası adalet tabii, uluslararası ceza mahkemesi. Ceza mahkemesi konusunu muhakkak bu sözleşmede bir şekilde bağlanması lazım. Çünkü yüzlerce sivil orada vahşice katledildi. Evet. Füzelerle, kimyasal silahlarla. Son zamanı söylüyorsun. Tabii, bir de öncesi tabii var. Tabii son zaman. 28'in Hocalı öncesi ayrı. Var.
Hocalı ay onun da verilecek. Yani o bizim bildiğimiz tarihe de not düşen 613 Azerbaycan Türk'ünün vahşice katledildiği soykırımın da muhakkak bir hesabının sorulması lazım geldiği gibi bugünkü yönetiminin ve yönetime destek verenlerin de uluslararası ceza hukukunda muhakkak yargılanmaları gerekmekte. Bununla ilgili olarak da nihai anlaşmada muhakkak diretilmeli ve onlar uluslararası hukuk açısından gerekli cezai müeyyideyle karşılaştırılmalı. Yoksa aksi takdirde bunların önü kesilmez. Peki size döneyim Güngör Bey. Buyurun. 1991'den sonra eski Sovyetler Birliği jeopolitiğinde Balkanlarda Bosna ve Kosova Savaşı yaşandı. Oralarda mezalimler yaşandı. Aynı yıllarda da Kafkasya'ya baktığımızda Çeçenistan Savaşı ya da Çeçenistan Cihadı olarak adlandırılan mücadele başladı. Ve bu yıllarda 1991'den günümüze kadar gelen 30 yıla aşkın, yaklaşık 30 yıllık Ermenistan'dan işgalde sonlanmış oldu. Yani bu periyoda baktığımızda 30 yıllık dönemde yeni bir kırılganlık geliyor. Artık Kafkaslar eskisi gibi olmayacak. İlham Aliyev 27 Eylül'de zaten bunu şu mesajı verdi. Çok net bir mesaj verdi. Biz de statikoyu dağıttık. Yani bize dayatılmaya çalışan Karabağ işgal statikosunu dağıttık. Askerleriyle bunu alana girerek, Terter saldırısından sonra alana girerek gösterdi. Şuşa'nın alınması, geri alınması bir zafer oldu. Bu zafer alana yansıdı. Ama Rusya, ben size söyleyeyim, bu Kafkasya'yı boş bırakmayacağını bu anlaşmayla gönderdi. Askeri etkisini hem Ermenistan'daki üsleri aracılığıyla hem de barış gücü adı altında Dağlık Karabağ'a asker sokarak askeri etkisini gösterdi. İleriki günlerde Mina'nın çok tartışılacak bir şey de söyleyeyim yorumcular tarafından. Putin gene yapacağını yaptı, Biden'a gelmeden bir gol attı. Masaya ve alana Türkiye'yi sokarak S-400 başlığı ve Suriye'deki işbirliği Astana masası da görüyor. Yaparak Biden'a gelmeden önce ben Türkiye ile çalışmaya devam edeceğim. Çünkü Ermeni tarafı arka kapı diplomasisinde kesinlikle Ankara'yı istemedi. Yani en fazla kapısı çıktıkları şey Türk askerinin alana gelmesi. Putin Türk askerinin alana gelmesini kabul ederek olası olacakta başlayacak. Göreve başlayacak Amerikan yönetimine de daha erkenden bir mesaj vermiş oldu. Putin tabii Rusya da bir emperyal güç. Yani ne biz Putinciyiz ne Bidenciyiz. Türkiye olarak bizim önceliklerimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve halkımızın âli menfaatleri olması gerekir. Bu satranç oyununu nasıl yaptığını, işte Amerikan seçimlerindeki bu boşluktan nasıl faydalandığını anlatmak için söylüyorum. Dedi ki Türkiye alanda ve sahada olabilir. Artık bundan sonraki görüşmelerde de Türkiye olacak. Bir sonuç daha ortaya çıktı. Artık Minsk grubunun AGİT bünyesindeki bu 30 yıldır sonuç etmeyen işlevsizliğinin olmayacağını düşünüyorum. Ermenistan, Azerbaycan arasındaki görüşmeyi Rusya ve Türkiye yürütecek. Yani masada yeni bir dörtlü mekanizma çıkabilir. Tabii burada hiç konuşmuyoruz biz. Sabahtan beri İran'dan çatlak sesler geliyor. Özellikle bu ateşkes anlaşmasından sonra oraya kaynaklarımıza baktığımızda Azerbaycan'ın bu rahatsızlığından Tahran'da idari yerinde tutan o, İran tarafını da artık başka bir programda konuşacağız, tartışacağız demek ki. Sınırdaş olduğu için örnek veriyorum. Az önce Aydın Bey Mehmet Emin Resulzade'den söz etti. 1918 yılında ilk Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ilan eden Mehmet Emin Resulzade şu veciz sözü Türk dünyasına kazandırmıştır. Bir defa yükselen bayrak bir defa inmez dedi. Ondan 100 yıl sonra Azerbaycan'ın evlatları bir defa yükselen bayrak Karabağ'da inmeyeceğini göstermiştir. Bu cümlenin söyleyecek bir şey yok işte gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz yayınımıza katıldığınız için. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir notla bence. Evet. Bugün güne bakışa burada noktayı koyuyoruz. Yarın aynı saatte 14.30'da görüşmek üzere.